Ermataş Er Meydanı'nı sunuyor. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Yepyeni bir Er Meydanı'yla yine bir salı gecesinde sizlerle birlikteyiz. Gündem bildiğiniz gibi içeride Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Abbas Sınay'ın istifası ve mecliste bu istifanın reddedilmesi. Dışarıda ise bugün Rum Ulusal Konseyi'nin almış olduğu kararlar. İşte biz de bu akşam ağırlıklı olarak bu konuları, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde yaşananları, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, Kıbrıs konusunu ve daha birçok konuyu ikinci Cumhurbaşkanımız Sayın Mehmet Ali Talat ile birlikte konuşacağız. Kendisi şu anda stüdyomuzda. Sayın Talat, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar herkese. Nasılsınız? Sağ olun. İyiyiz. İyiyiz. Fena değil. Son günlerde böyle biraz tempoyu artırmış gibi görüyoruz sizi. Vallahi size bir şey söyleyeyim. Yani tempoyu ben artırmadım. Tempoyu basın camiası artırdı. Yeni yeni gelişmeler, yeni yeni olaylar oldukça işte benim de görüşlerimi almak istediler. Programa çıkarmak istediler. Röportaj yapmak istediler. Hele başlangıçta ilk gün daha Anastasiadis çekilir çekilmez hemen basın görüş istedi. Dedim ki birkaç gün lütfen bekleyin, görelim. Ne olduğunu anlayalım. Ben anlamadım daha. Anlamadan neyi konuşayım? Sonra tabii arka arkaya birçok televizyon, gazete görüşme talep etti. Mümkün olduğu kadar yerine getirdim. Haftada prensibim birdir. Ama geçtiğimiz süreç içinde 3 defa bile çıktığım oldu televizyona. İyi değil öyle bir şey tabii. Haftada bir karardır. Şimdi makuldür. Bir televizyoncu. Temponun artmasının sebebi budur yani. Tabii bu da var ama sizin açıklamalarınızın da etkisi var bunda. Bir televizyoncu olarak da bu söylediğinize yürekten katılıyorum. Ben de özellikle siyasilerimizin bir televizyon programcısı olmama rağmen çok fazla televizyonda görünmelerinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani doğru. Öyle siyasilerimiz vardır ki bir günde 3 programa çıkar. Bir günde 3 programa çıkar. Asla çıkmadım. Çok yanlış yani, çok yanlış. Biraz prensip sahibi olunmalı diye düşünüyorum. Tabii ki dönem dönem, mesela seçim zamanları kimsenin bir şey tabii söylemeye canım, hakkı yok. İsteyen istediği yere, istediği kadar da çıkabilir ama aynı gün 3 değişik kanal, 3 değişik televizyon programına çıkmak yani doğru. İzleyiciye de biraz saygısızlıkmış gibi gelir bana aslında. Bana da öyle geliyor. Ve o yüzden ben dediğim gibi genel ortalama haftada birdir. Evet, doğrusudur bazen aslında. Bazen 2 olur. Çok özel durumlarda 3 oldu ama onun üstünde kesinlikle olmaz. Peki. Çok konuşacak konularımız var bu akşam. Tabii. Sayın doğru. Talat sizinle. Sevgili izleyiciler, her zaman olduğu gibi 41-43'e SMS'lerinizi, bu akşam vaktimiz var, rahatız. Ve arkadaşlarının yayına verdiği Facebook ve Twitter hesaplarından bizlere ulaşabilir. Sayın Talat'a dilediğiniz soru ve görüşlerinizi gönderebilirsiniz diyelim. Ve Sayın Abbas Sınay'ın istifası ile başlayalım. Meclis tarafından istifanın reddedilmesini nasıl karşılıyorsunuz Sayın Talat? Şimdi tabii meclis iç tüzüğü ve sanırım anayasada bunu öngörüyor. Yani usul olarak değil, şey olarak yani doğrudan meclisin gerekli karar değil vermesi olduğuna göre yasal düzenleme buna uyuyor meclis ve Abbas Sınay'ın istifasını kabul etmiyor. Bu meclisin hakkı. Ha şimdi bu usul doğru mu? O başka bir şey. Yani benim bildiğim istifa müessesesi tek taraflı bir şeydir, irade beyanıdır. Dolayısıyla meclisin oylamasına sunulması bana da biraz garip geliyor doğrusu. Dünyanın başka ülkelerinde böyle midir bilmiyorum. Şimdi öyle ismi, örneğin hükümetin istifası da şeydir,
tek taraflı irade beyanıdır. Gider Cumhurbaşkanı'na sunar. Ben hiçbir Cumhurbaşkanı duymadım bugüne kadar. Hayır, kabul etmiyorum, göreve devam et desin. Yetkisinde var mıdır öyle bir şey? Yani reddediyorum istifanı, görevine geri dön diye. Hayır, sanıyorum yoktur. Öyle bir sanıyorum şey yok. Yoktur. Evet. Ama yani usul demek istiyorum. Öyledir. Bir de bugün şey duydum. İşte bazı iddialar var. Deniyor ki meclis halkın iradesiyle seçilen bir kişiyi yine halkın iradesiyle alınabilir görevden. Meclis onaylarsa böyle bir şey olmuş olmaz ki. Yani halkın seçtiği birini yine halk görevden alabilir. Yok, halkın seçtiği birini birisi istifa eder ve bu iş biter. Aynen, yani şöyle düşünün. Öyle. Yani birinin görevden almasına gerek şöyle yok aslında. Şöyle düşünün. Cumhurbaşkanı istifa ettiğinde ne olur? İstifa etmiş olur. İstifa etmiş olur, biter. Sanıyorum Anayasa Mahkemesi'ne sunar istifasını Cumhurbaşkanı. O kadar. Ve biter. Yani Anayasa Mahkemesi oturup düşünmez, değerlendirmez, yani hayır olmaz millet, demez. Milletvekilinin yani istifasından neden böyle bir şey olabilir? Bilmiyorum, hiç anlamadım. Zamanında işte onu diyorum. Demişler ki halk iradesiyle seçileni ancak halk görevden alabilir. Hani İslam'da şu inanış var biliyorsunuz. Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır. İntihar bu yüzden yasaktır. ama bu İslami bir kural değil ki milletvekilliğinden istifa etmek ki bu hakkı olmasın bir milletvekilinin. Neyse ama yasal düzenleme budur. Hayır, zaten Cumhurbaşkanı da halk seçer. Tabii. Yani tabii. Onu neden halk görevden alamaz? Onu düşünmemişler işte. Onu düşünmemişler. Neyse, sonuçta meclise böyle bir irade hakkı tanınmış. Meclis de iradesini böyle kullanmış. Benim buna bir itirazım yok. Saygı duyarım ancak, ne diyeyim. Zaten yapabilecek bir şey de yok. Çünkü kurallar, kanunlar şimdi bunu ne gerektiriyor. Olur? Benim... Şimdi ne olur? Sayın Abbas Sınay ne yapar? O önemli. Meclise gelmez. Bu defa devamsızlıktan yine meclis görüşüp onu ihraç etmesi gerekir. Yani yakışanı da o değil midir acaba? Hayır, yani bu niye buna zorlayasın ki bir şeyi, milletvekilini? Veya Abbas Sınay ne yapar? Geri döner, karar verir, geri döner. Bence bunu yapmalı bu karar üzerine. Yani meclise geri dönmeli. Tabii. Niçin, onu da söyleyeyim size. Buyurun. Çünkü eğer geri dönmezse, hayır ben istifamı verdim, asla geri dönmem derse, meclis ta bunu tekrar görüşsün ve Abbas Sınay'ın devamsızlığından dolayı onun milletvekilliğini düşürsün, göreceksiniz basında veya çeşitli yerlerde eleştiriler patlayacak. İşte gelmez, maaş alır, çalışmaz, maaşını alır gibi kendisini şiddetle eleştirecek bir sürü yazılar çıkacak. Şunlar, ama bunun olacak. Tam tersi de var. Gelmeye başlarsa eğer, bu sefer de diyecekler ki istediğini aldı, onun için geliyor. O da var. Diyebilirler ama öyle bir şeyin olmadığı ortada yani. Nerede ortada? Bilmiyorum, ne aldı İstifasının ki? İstifasının nedeni neydi zaten, o da belli. Ha, bakın değil. Onu bilmiyorum yani, net hayır, kimse, olarak. Kimse bakın, bilmiyor. Net olarak bilmiyorum. Gerçi bana Abbas Bey anlattı yani şeyini. Nedenlerini. Sorunlarını, sıkıntılarını anlattı. Konuştuk biz yani, uzun uzun konuştuk. Bir tane değil yani, bir sürü nedeni var. Siyasete olan güvensizliği var. Başına gelenler var. Karşılaştığı sıkıntılar var. Yakın arkadaşlarının davranışlarından duyduğu rahatsızlık var. İşte parti içi çalışmalardan duyduğu rahatsızlık var. Yani bir sürü rahatsızlığı var Abbas Sınay'ın, ama bunlar istifayı gerektirir miydi? Bilemiyorum. Yani sonuçta Abbas Sınay bir milletvekilidir. Evet. Yani bir parti lideri olsaydı ya da çok üst düzeyde bir pozisyonda olsaydı şikayetlerini düzeltmek için yetkisi olurdu, uğraşırdı. Anlaşılan ümitsizliğe kapıldı.
değiştiremem dedi, yapamam dedi ve bundan dolayı da istifa etti. Ama tabii ayrıntılarını kendisinin açıklaması lazım. Benim söylememe, aynen katılıyorum. Söylememin çünkü toplum tatmin olmuş durumda değil. Doğru olmaz. Sayın Sınay'ın açıklaması. Tamam, zaten yapmadı açıklama. Hayır, dedi yapmadı. Ki temiz siyaset yoktur, tamam, artık, o yüzden çekildi. Yani bir cümle olarak onu söyledi. Evet. Şimdi bana göre görevi neydi bu? Bunlar bunu açıklamak ve bu son karar doğrultusunda da kararını vermektir. Bana göre doğru tavrı geri dönmek şeklinde olmalıdır. Ha eğer çok ısrarlıysa, yani değerlendirmelerini yaptı, baktı gördü ki hayır ben dönmeyeceğim, o zaman dilekçemde ısrar ediyorum deyip bir daha verebilir. Ki hani o eleştiriye de geliyor cevap ve vermiş olsun. Gelmiyor ve para alıyor, eleştirisine de cevap vermiş olsun. Çünkü bizim ülkede bazen siyaset çok küçük yapılır. Küçük konular üzerine döner. Düşük seviyede döner. Geçmişte hatırlayın, UBP ve DP meclisi boykot etmişti aylarca. Yeah. Ve maaş almışlardı. Bu çok büyük eleştirilere yol açmıştı. Ama eleştirilerin en büyüğü de mecliste onları hala tutan iktidar partilerine yapılmıştı. Bunu da unutmayalım. Peki meclisin ve meclisteki milletvekillerinin bu istifayı reddetmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de o var. Çok söyledim önemli ya. Bir konu. Hayır. Yani şimdi Abbas Bey istifa etti. Böyle bir gereklilik vardır meclis tarafından onaylanması gerekir diye. Ve meclis de bu görevini yerine getirdi ve reddetti bu istifayı. Meclisteki milletvekillerinin, istifa eden bir milletvekilinin istifasını reddetmesine ne diyorsunuz? İşte vefa gösterdi. Onlar da milletvekili. Yani bir anlamda bir daha düşün dedi. İşte önemli olan nokta bundan sonrasıdır. Bir daha düşünüp geri mi döner, yoksa bir daha düşündüm, hayır kardeşim ben gelmiyorum mu der. Onu görmek ve ona göre karar vermek lazım bu konuda diye düşünürüm. Başka bir şey daha düşünür müsünüz? Örneğin toplumda çok sık konuşulan sizin milletvekili seçilmenize engel olunması Mustafa, için. Öyle bir şey yok. Yani bu tamamen bir hayal mahsulü. Neden? Hayal mahsulü değil aslında. Hayal olabilecek mahsulü. Bir şey. Olabilecek ama olmayacak bir şey. Yani tamam, neden? Benim hiç öyle bir düşüncem olmadı. Sizin, hiç aklımın ucundan geçmedi ve geçmiyor yani. Sizin vardır demedim ben, zaten. Ben milletvekili olmak istemiyorum. Nereden çıktı o? Onu soracaktım. Yok öyle bir şey. Yani benimle bir ilgisi yok bu olayın. Kesinlikle yok. Hayır, olayın sizinle bir ilgisinin olmadığı aşikar zaten istifa tabii. Kısmının. Hayır, ama öbürünün de yok. Bir yer boşalırsa eğer oraya Sayın Talat'ın aday olması. Niçin aday olacağım? Genel başkanlığa soyunduğunuz. Hani genel başkanlık? Açık söylüyorsunuz, reddetmiyorum. Hayır, reddetmiyorum başka ama ne diyorum ayrıca? Hı hı. Partide daha aktif olacağım. Evet. Bu beni nereye götürecek göreceğim. Nereye gideceğimi görmeden ben paçalarımı sıvayacağım. Hayır, şimdi bir genel, ikincisi buyurun. Hele öyle bir şey, yani parti başkanlığı gibi bir şey olmayacaksa milletvekilliğinde işim ne benim? İkinci cumhurbaşkanlığı. Olur mu öyle şey? Tam tersini düşünelim. Düşün. Genel başkan olmayacaksanız milletvekilliğinizde ne işiniz var? O i̇şte olur onu mu? Diyorum. Hayır, o olur mu? O asla olmaz. O hiç olmaz. Onu da reddediyorsunuz. Neyi yani, ama? Bir daha genel, söyle. Genel başkan olacak olursanız eğer, böyle tane evet. Söyleyeyim ki hem biz hem izleyicilerimiz. Olursam anlatayım. Eğer. Genel başkan olacak olursanız eğer, evet. Milletvekili de olmalıyım diye bir şartınız var mı? Hayır. Öyle bir şartınız Hayır, yok. Hayır, öyle bir şart yok. Zaten. Yani bunu neden soruyorum? Şundan bakın, dolayı şart soruyorum. Şart yok ama o günün koşullarında bunu değerlendireceğiz. Nasıl olur o? Ya farz et ki ben geldim ve bir görev aldım partide. Genel mesela başkan. Diyelim ki genel başkan oldum. Oldum, evet. Bunu partide değerlendireceğiz. Milletvekili olayım mı olmayayım mı? Aday olayım mı olmayayım mı? Ha yani gerekirse birine sen istifa et, benim milletvekili olmam gerekir dersin. Hayır canım, zamanı geldiğinde aday olayım mı olmayayım mı onu da konuşacağız.
Bunu benim neden soruyorum? Bak Mustafa, benim parti anlayışım budur. Bakın ben partide disiplin isterim, ben de disiplinliyim. Tamam. Tamam. Parti kolektif bir çalışma alanıdır, bir mekandır. Kolektif çalışma mekanıdır. Kolektif çalışma mekanında birlikte karar söz konusudur. Benim partiye dönüşüm, genel dönüşüm benim kararımdır. Ama genel başkan olmam kolektif bir karardır. Bu kolektif kararın arkasından ikinci cumhurbaşkanı olarak ve parti başkanı olarak milletvekili olup olmamam da yine konuşulacak, tartışılacak bir konudur. Bütün bunlar birlikte değerlendirilecek konulardır. Ben bugün benim kararım budur gibi bir yaklaşım içine giremem ki. Ben bugüne kadar tek başınımaydım. Yani bir partiliydim ama ikinci cumhurbaşkanlığı sıfatımla, ikinci cumhurbaşkanlığı sıfatımla parti faaliyetlerine uzak dururdum veya çok az katılırdım. Ve dolayısıyla da parti içinde karar mekanizmalarında filan yoktum. Ha eğer bundan sonra olacaksam o kolektif yapı içinde olacağım. Zaten biliyorsunuz benim en büyük eleştirim bugüne kadar şeyde de bu biliniyor, kamuoyunda da biliniyor. Benim en büyük eleştirim disiplin sıkıntılarıyla ilgiliydi. Şimdi hatta herhalde hatırlarsınız Facebook, Twitter gibi mekanların, alanların, mecraların kesinlikle parti içi konuların tartışılacağı alanlar olmadığını defalarca söyledim. Defalarca da oldu. Defalarca oldu ve hatta bazı genç kuşaktan insanlar bana itiraz etti, bana eleştiri yöneltti. Ama ben bunda ısrar ettim. Çünkü bakın parti disiplini olmaz ise o partinin yaşama şansı yoktur. Toplumu yönlendirme şansı yoktur. Tamam, şimdi bunları zaten birazdan çok detaylı konuşacağız. Tamam, özellikle bunları Cumhuriyetçi konuşalım. Türk Partisi temelinde. Sadece Cumhuriyetçi ama, Türk Partisi değil, bütün partiler için bu doğrudur. Tamam, ama şu anda esas önde olan Cumhuriyetçi Türk Partisi bu sıkıntıyı yaşayan. Mesela 2 yıl önce, 1,5 yıl önce Ulusal Birlik Partisi'ydi. Şimdi Cumhuriyetçi Türk Partisi. Bunu detaylı konuşacağız ama bu milletvekilliği, genel başkanlık konusuyla ilgili benim esas sormaya çalıştığım şey şuydu. Uzun zamandan beridir Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde şöyle bir şey konuşuluyor. Genel başkan ayrı olsun, başbakan ayrı olsun parti içerisinde. Sayın Ferdi Sabit Soyer de bunu ekranlar karşısında burada söyledi. Başka birçok CTP'liler de söyledi. Benim bu konu üzerinde ısrarla durmaya çalışmamın nedeni buydu zaten. Ha, anladım. Kurultay konuda, ne zamandır Cumhuriyetçi konuda, Türk Partisi'nde? Bu konuda benim alınmış bir kararım ya da belirlenmiş bir görüşüm yok. Yani biliyorum Ferdi Bey'in bu önerisi vardı evet. Zamanında. Bunu tabii ki değerlendirmek lazım. Ama yani parti başkanı, başbakan bunları ayırırken rolleri, efendime söyleyeyim, işbirlikleri, ilişkileri sonuçta bütün bunların değerlendirilmesi lazım. Çünkü unutmayın biz bir kültürden geliyoruz. Ve bu kültürde başbakan ve parti başkanı aynı kişidir. Evet. Yani bu kültürü değiştirmek ne kadar mümkündür veya hangi boyutlarda mümkün olabilecektir? Bütün bunları konuşmak ve değerlendirmek lazım. Doğru. Örneğin Almanya'da öyledir. Galiba İsrail'de de öyledir. Farklıdır. Yani farklı olabilir çünkü şansölye ayrı seçilir. Şansölye parti başkanı değildir çoğu zaman. Evet. Ayrı seçilir. İsrail'de başbakan seçilir. Ayrı. Dolayısıyla bütün bunlar değerlendirilmelidir. Bizim kültürümüze ne kadar uyacak, ne kadar uydurulabilecek? Bunlar son derece önemli hususlardır. Başarılabilirse güzel bir şey olur. Çünkü niye güzel bir şey olur? Şu anda ben de görev yaptım. Hem parti başkanı oldum, hem başbakan oldum. Evet. Yaşadığım en ciddi sorun, en ciddi sıkıntı benim. Hükümet işleri çok yoğun ve küçük toplum olduğumuz için de
aşırı yoğun, yani birçok başka ülkeden daha yoğun. Çünkü biz kişilerle de görüşmek tabii zorundayız. Orada başbakanlık olayına kimse göremez. Tabii canım. Burada hemen hemen herkes görür. Dolayısıyla ona da zaman harcanır. Hatta eğer başbakan görmezse partililer, partili olmayanlar, suçlanır. Vatandaşlar suçlar onu ağır sözlerle hatta bazen. O nedenle başbakanlar bizde çok yoğundur. Yani Türkiye'dekinden de yoğundur, başka yerlerdekinden de yoğundur. Çünkü halkla ilişkileri, halkla temasları şarttır. O nedenle partiyle çok fazla uğraşamamıştım ben de. Ve ne yapmıştım? Demiştim ki, demek ki parti başkanının birçok fonksiyonunu partide, özellikle parti faaliyetlerinde genel sekreter yüklenecek. O zaman genel sekreter Ferdi Bey'di. Evet. Ve örneğin Ferdi Bey'in bakanlığını hiç düşünmemiştim. Bakan olamaz, o partiyi yönetecek. Evet. Nitekim ondan sonra gene biliyorsunuz Ferdi Bey'in şeyinde başbakanlığı döneminde genel sekreter Ömer Kalyoncu'ydu. Bu defa da partiye onun göz kulak olması gerekiyordu. Bizde böyle yapılır genelde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde. Diğer partileri bilemiyorum tabii, Ulusal Birlik Partisi'nde tam olarak nasıl yapılır, genel sekreterin rolü nedir, genel başkan olarak şeyin rolü nedir, partideki rolü nedir şeyin, başbakanın, onları bilemiyorum ama Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde böyleydi. O yüzden yani Ferdi Bey'in önerisinin de bir zemini var, yok değil. Evet. Bunlar tabii ki konuşulmalı ve şey yapmalı, değerlendirilmeli. Tabii. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin seçimli genel kurulu, kurultayı ne zaman? Vallahi tam olarak bilmiyorum ama benim hatırladığım kadarıyla normal zamanında zamanı ertelendi. Evet. Normal zamanı ertelendi ve Haziran'da diye bir ifade, yanılmıyorsam genel sekreter tarafından kullanıldı. Şimdi Haziran'da, yani Haziran'da gibi. Evet. Haziran'da yapılacak olan Cumhuriyeti Türk Partisi kurultayı 2013 Temmuz seçimleri nedeniyle 2013 Aralık'ta yapıldı. 2013 Haziran'da yapılması gereken kurultay seçimler sonrasında alındı ve 2013 Aralık'ta yapıldı. Şimdi her iki yılda bir olduğuna göre kurultay, öyle değil mi? Cumhuriyetçi Türk Partisi her iki yılda bir. Hayır, yasa öyle. Partiler yasası öyle. Her iki yılda bir. Evet, yani öyle biliyorum. Tüm partiler için geçerli bu. Evet, evet. Demektir ki ya 2015 Haziran'ında olacak ya da ertelendiği için 2015 Aralık'ında olacak. Vallahi bilmem. Bilmiyorsunuz. Neyse, boş ver. Bunu konuşmayalım boşuna. Daha yok, daha konuşacağımız konuda, anladım ama bilmediğimiz bir konuyu niye? Şunu söyleyecektim. Yani daha konuşacağımız çok zamanımız olacak. Bunu tam olarak bilmiyorum gerçekten. Peki, şimdi gelelim o az önce sizin detaylandırmaya çalıştığınız partideki disiplin sorununa. Benim en dışarıdan baktığımda en şaşırarak izlediğim şey şu: Cumhuriyetçi Türk Partililer genellikle tamam, bir birleşik güçler kısmı var ama genellikle çok uzun yıllardan beridir birlikte olan kişilerden, birlikte hatta acı çekmiş kişilerden, yoldaşlardan oluşan bir parti olarak görüyorum ben Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni. Neden bu yoldaşlar, bu kader birliği yapmış kişiler, uzun yıllardan beri birlikte çalışan kişiler bir türlü aralarındaki bu sorunları çözemiyorlar da çözecekler yani. Sizin dediğiniz gibi kardeş kardeşi boğazlıyor Cetepe'de. Çözecekler yani. Çözmek zorundadırlar. Çözecekler. Çözülecek yani. Nasıl olacak? Çözülemiyor işte. Çözülecek. Çözülecek yani. Başka yolu yok. Eğer Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin daha ileriye gitmesi isteniyorsa, Kıbrıs Türk halkının
gerçek sol partisi olması isteniyorsa, ki bunu herkes istiyor diye düşünüyorum, bu sorunlar çözülecek. Şöyle veya böyle çözülecek. Ama çözülemiyor işte. Çözülecek, ben doğru söylüyorum. Çözülecek. 2013 Ağustos'unu hatırlayalım. Tamam canım, yani bir yıl öncesini... Olabilir ama çözülecek, ben onu söylüyorum. E tamam, birliktelik, çözülecek. Birliktelik, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde birliktelik sağlanacak. Bunun zemini yavaş yavaş oluşacak ve bu sağlanacak. Başka çaresi yoktur. Peki bunun şu ana kadar sağlanamamasının nedeni az önce bahsettiğiniz disiplin mekanizmasının da tam olarak çalışmamasından dolayı olabilir mi? Var tabii, onun da olması lazım. Yani başka yani nedenlerden biri olsa gerek. Özellikle seçim sonrası basına yansıyan o raporlarda adam kesmeler, yerel seçimde yaşananlar sonrası. Doğru. Hiçbir işlem yapılmaması tuhaf değil mi? Vallahi bilemiyorum nereye vardılar, ne sonuçlar çıkardılar. Ben doğrusu incelemedim bugüne kadar. Herhalde bunu da şey yapacaklar yani. Gerekli adımları atacaklar, atmak durumundadırlar. Hep söylüyoruz, Cumhuriyetçi Türk Partisi bu ülkenin en eski partisi. Aslına bakarsanız bunları engellemektir en doğrusu. Yani önceden tedbir alıp bunları engellemek lazım. Yani gerek aday belirleme sürecinde, gerek sonrasında propaganda sürecinde, kampanya sürecinde herhangi bir aksilik olmasını engellemek gerekiyor. Bunun için de çok güçlü bir irade ortaya koymak ve bu tür sonradan parti içinde sorunlar yaratacak olan adımların atılmasını, işlerin yapılmasını engellemek lazım. Buna herhalde çok fazla ağırlık vermedi arkadaşlar. Bundan dolayı da işler sarpa sardı. Yani bu şundan da kaynaklanıyor. Ben hep söylerim, hala ısrarlıyım. Milletvekili aday listesi de dahil olmak üzere partilerin gösterdiği adaylar parti içi seçimlerle değil, parti kararı olarak belirlenmelidir. Çünkü bir parti örneğin belediyede biz falan yüzle halkın karşısına çıkacağız. Milletvekilliğinde biz falan listeyle halkın karşısına çıkacağız. Cumhurbaşkanlığında biz falan kişiyle halkın karşısına çıkacağız diye karar üretmesi lazım. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde uzun zamandır bir süredir bunu delegelerle yaptılar. UBP gibi. Ve UBP'deki iç kavgalar CTP'de de yaşanmaya başlandı. Çünkü önce delegeleri ikna etmek veya delegelerin desteğini almak için turlar atılmaya başlandı. Bu turlar atılırken hepsi delege. Hepsi partili daha doğrusu. Hepsi partili, gidip bana oy ver. Falana yok, falana verme. Bunlar tabii hoş olmayan şeyler. Hoş olmayan şeyler ama halbuki bunu kararı vermesi gereken Merkez oradan. Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi. Tamam, Cumhurbaşkanlığında öyle yapmaya çalıştılar. O da olmadı. Gene kaos oldu. Yok, gene öyle yapmadılar işte. Hayır, yani, bu sefer Cumhurbaşkanlığında MYK ve Parti Meclisi'ne götürdüler. Delegeye gitmediler, gene kaos oldu. Ama nereden sonra gittiler? Nereden sonra? Nereden sonra girdiler? Yok işte aday profili belirleme, efendime söyleyeyim, kamuoyu yoklaması yapma falan diye aday adaylarını, muhtemel adayları tartışma konusu haline getirmiş oldular öyle yapmakla. Ve onun sonucunda oldu. Kaos da olmadı. Niçin kaos oldu ki? Tek aday, tek seçim ve bitti. Ne kaosu? Ne güzel. Yani kaos o kadar rahat ki. Yani. Tek aday. Hayır, tek... rahat değil canım ama kaos olmadı yani. Kaos demeyin ona. Kaos yok. Kaos. CTP adayını belirledi ve o iş kapandı. Kaos vardı. Yok canım. Büyük kaos vardı. Büyük kaos olmasaydı bak ama kaos ondan değil. Kaos şeyden oldu. Yani
uzatmadan işte ben tüm süreçten bahsediyorum. Tamam, o işte odur yanlış olan. Doğru olan, parti oturur. Şöyle yapar. Önce delegeleriyle değil, yanlış söyledim. Yetkili organlarıyla, ilçelerle vesaire. İlçeler tabii delege yoklaması yapabilir kendi içinde. Toplar genişletilmiş parti meclisini, konuyu tartışır. Nasıl bir aday istiyoruz Cumhurbaşkanlığında veya şeyde nedir o, milletvekilliğinde. Evet. Oturur bunu konuşur, genişletilmiş ilçe meclisi. CTP'nin çok organı var ve çalışan organdır bunlar ha. Çalışmayan organ değil. Ve etkilidir de. Çalışan organdır bunlar. İlçe meclisi toplanır. İlçe meclisi bütün köylerin, köy örgütlerinin düşüncelerini taşır oraya. İlçe meclisi görüşünü ortaya koyar. Oradan bir karar çıkar veya çıkmaz. Önemli değil o. Çünkü ilçe meclisi karar organı değil, tavsiye organıdır. Danışma organıdır. Orada görüşler alınır. Sonra toplanır ilçe yönetim kurulu. Kendi görüşünü belirler. Toplanır parti meclisi. Onun öncesinde belki sekreterya toplanır. Orada ilçe örgüt başkanları da var. İlçe başkanlarını da çağırır. Orada karar alır ve veya görüş ortaya koyar. Sonra Merkez Yönetim Kurulu. Merkez Yönetim Kurulu bir tavsiye hazırlar isterse. Götürür parti meclisine, orada onaylatır. Çünkü Merkez Yönetim Kurulu aynı zamanda yürütme organıdır. Parti meclisi yönetim organıdır. Merkez Yönetim Kurulu yürütme organıdır. Yürütme bir karar alır veya almaz, kendi bileceği iştir. Parti meclisine götürür, orada onaylatır. Seçim listeleri de böyle olmalıdır bana göre. Belediye başkanları da böyle olmalıdır. Yani buralarda yapılan yanlışlıklar sonuçta pahalıya mal olabilir. Örneğin bunları unutmamak lazım. Yerel seçimlerde örneğin bir parti meclisi kararıyla alındı hepsi, bir tek kararla alındı hepsi. Ondan sonra da orada oy kullanan veya kullanmayanlar arasındaki sorunlar, sıkıntılar sonra da şeye biliyorsunuz kavga olarak yansıdı. Cumhurbaşkanlığında da olmadı. Yani bana göre şeyin değişmiş. Cumhurbaşkanlığında bir kavga yok ama. Yani onu defa söylüyorum. Kavga oldu. Diğerinde oldu. Zaten. Cumhurbaşkanlığında olmadı. Çünkü tek aday vardı. Ve yani sonuçta da parti bir aday çıkaracaktı zaten. Bir tek aday çıkaracaktı. O yüzden orada bir kavga olmadı. Ama yani parti içinde huzursuzluk yaratacak gelişmeler oldu. Evet. Örneğin Cumhurbaşkanı adaylarının Eylül'e kadar beklemesi gerek şeklinde açıklaması oldu Genel Başkan ve Başbakan Sayın Özkan Yorgancıoğlu'nun. İçerlediniz mi bu açıklamayı? Çünkü ben sizi izledim. Zamanında söylediydim bu konudaki görüşümü. Evet. Şimdi bir daha onları tartışmayalım. Yani ayar çektiler. O bitti. O eskide kaldı. Peki. Şimdi önümüze bakalım. Önümüze bakalım. Çalışan kurulları vardır Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin dediniz. Evet. İşte ilçe meclisi olsun, MYK'sı olsun, parti meclisi olsun. Bir tek zannedersem disiplin kuruldu, tam düzgün çalışamayan CTP'de. Yok, şimdi şudur, disiplin kurulu değil, yani disiplin mekanizması önemli önce. Evet. Önce disiplin mekanizması. Şimdi bakın, benim dikkatimi bir şey çekiyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin geniş tabanı entelektüel bir tabandır. Toplumun entelektüellik açısından en elit kesimidir Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin tabanı. Zaten şeye baktığınızda kamuoyu yoklamalarına veya seçim sonucu yoklamalarına görürsünüz ki eğitim düzeyi yükseldikçe Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne gelen oylar artar. Eğitim düzeyi düştükçe Ulusal Birlik Partisi'ne kayar oylar ve DP'ye kayar, Demokrat Parti'ye kayar oylar. Bu yanlış anlaşılmasın bu söylediklerimiz. Yok, böyledir. Böyledir. Bütün şeye bakın, yani eğitim durumuna göre alınan oylara lütfen bir bakın. Çok açık ve net. Nasıl belli oluyor? Eğitim durum, yani adayların eğitim durumundan bahsediyorsunuz. Hayır canım. Kimin oy verenlerin eğitim? Tamam, o nereden belli ki kim kime oy verdi?
Ya kamuoyu yoklamalarını bilmiyor musun? Biliyorum. Kamuoyu yoklamalarından bahsediyorum ben. Yani anketlerden bahsediyoruz. Evet. Anladım, tamam. Tabii. Veya falan, hangi partiye oy verdiydin sorusu sorarlar. Anladım, ya. Yani, orada görüyorsunuz bunu. Hayır, çünkü bunu sandıkta olduğu zaman belli olmuyor. O yüzden ben zaten olmaz ondan tabii bahsediyorsunuz. Olmaz anladım, tabii. Anladım. Ama yani bu yıllardır devam eden bir gerçektir. Bir veridir eskiden, bu diyorsunuz. Evet. Eskiden gençleştikçe de Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne eğilim artardı. Hı hı. Şimdi biz de yaşlanmakta olduğumuz için orta yaş ve yukarısında da Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne destek büyüktür. Gençlerde de büyüktür. Çok çok ileri yaşlarda düşer Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne destek. Bu da gösterir ki Cumhuriyetçi Türk Partisi entelektüellerin ciddi şekilde desteklediği bir partidir. Tabii sonuçta entelektüel kesimin yoğun olduğu yerde de siz de biliyorsunuz değişik görüşler, tartışmalar, görüş alışverişleri, iddialar, işte şunlar bunlar son derece geniş ve yaygındır. Şimdi siz bu tartışmaları proje üretmeye, ülkenin sorunlarını çözmeye yöneltebilirseniz parti olarak, hı hı, o zaman çok yoğun, çok yerinde, çok güzel üretimler yapma imkanınız var. İşin meyvesini yersiniz. Meyvesini yersiniz. Ama eğer bu çalışmaları yapmaz da bu entelektüel birikimi çok yüksek olan insanları sosyal medya dediğimiz alana salarsanız, çünkü ne yapacak entelektüel adam eğer proje üretmiyorsa partide, parti için ve partide, o zaman kendisini yine tartışmaya verecek, gazetelerde yazılar yazacak, sosyal medya üzerinden tartışacak vesaire ve bir bakacaksınız ki sosyal medya Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin iç meselelerini tartışır olacak. Bakın size bir şey söyleyeyim. Buyurun. Örnek vereyim. UBP'nin iç meselelerini sosyal medyada tartıştığını gördünüz mü? Çok az. Çok az. Çok az. Neden? Neden? Çok mu disiplinli UBP? Hayır. Çok disiplinli diyemeyiz. Değil. Yani. Disiplinli olmadığı halde tartışmıyor. Neden? Çünkü o kültürü yok. Yani proje üretsin, tartışsın, değerlendirme yapsın. O tartışması yok. CTP'de o var. Yalnız, işte CTP'yi o yüzden sosyal siz... Medyada, sosyal medyada... Sadece sosyal medya değil, her yerde. Tamam. Sosyal medyada ben diğerlerini görmediğim için... Sosyal medyadakilerden bahsediyorum. Sosyal medyada CTP'lilerin tartışması da öyle pek proje üstüne değil yani. İşte onu diyorum. Proje tartıştırmazsanız diyorum... Evet. Her şeyi tartışmaya başlar. Evet, her şeyi tartışıyorlar. Her şeyi tartışmaya başlar. Peki, bir yani, de... Yani ben demek istiyorum ki... Parti disiplinini sağlarken işte yan baktın, hadi çık partiden git değil, hayır. Sen eğer Mustafa olarak bir CTP'liysen ve senin belli konularda birikimin var, ben ondan yararlanmalıyım. Yararlanmalıyım ki senin üretimini partinin iyiliği için kullanayım. Şimdi, ha, eğer ondan yararlanamazsam, çeşitli nedenlerle birini eleştirmiyorum burada. Oradan yararlanamazsam sen bakarsın hükümet faaliyetlerine, bakarsın parti faaliyetlerine. Ha bu da yok, ha bu da olsaydı, ha bu da olsaydı diye başlarsın önce hayıflanmaya içinden. Sonra arkadaşlarınla bunu tartışırsın. Sonra başka yerlerde başlarsın tartışmaya ve ipin ucunu tutamazsın. Mesele güzel, budur. Güzel anlattınız bunu aslında. Bir iki sorun daha var bu konuyla ilgili ama önce şunu sorayım. Bir lider boşluğu var mıdır CTP'de? Yani sağlam bir lider olsaydı bunlar olmazdı diyebilir misiniz? Öyle bir şey demek istemem. Neden demek istemem? Çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde öylesine bir birikim var ki aslında liderlik de Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde sorgulanan bir şeydir. Yani işte bir lider
Yani işte Ulusal Birlik Partisi'nde görüyoruz. Örgütler birer birer toplandılar, gittiler. Sayın Eroğlu aday ol, sana ihtiyacımız var, liderimiz sensin falan diye. Bütün ilçeler toplandı gitti. Milletvekilleri gruplar halinde gittiler vesaire. Ama unutmayın bunlar kısa bir süre önce de İrsen Küçük'e gitmişlerdi. Sayın İrsen Küçük'ü hatırlıyor musun? Destekliyoruz, arkandayız. Gitmişlerdi, gitmişlerdi bir kenara bırakalım. Eroğlu çağırdığında bile gelmezlerdi. Tabii, tabii. Gençlik olur da biri görmesin bak, oralarda ha, diye. Gençlik örgütü, kadın örgütü hepsi Sayın İrsen Küçük'e gidip sen liderimizsin, gel devam şu bu demişlerdi. Değil mi? Aynı UBP sonra seçim yenilgisinden ve İrsen Küçük'ün seçimi kaybetmesinden sonra bu defa Eroğlu'na biat etti. Onların kültürü budur. Tamam da yani şimdi bakın aşağılamak için söylemiyorum, anlamayın. Hayır. Sosyolojik pozisyonları budur. Peki. Şimdi bu olduğu için, Ulusal Birlik Partisi'nde işte disiplin şu bu konuları çok tartışılmaz. Onlar da başka şeyler önemlidir. Yani hükümetten nemalanmak, şu bu falan bunlar önemlidir. Bunlar olduğu sürece de mesele tamamdır. Hatırlarım ben, DP ile hükümetimiz var. Ne zaman sarsılacak olsa hükümet, hop UBP kenetlenirdi. Serdar Bey bana şunu söylerdi. Yahu Allah aşkına biz sağlam görünelim. Çünkü sağlam görünürsek göreceksin bu UBP parçalanacak. Çünkü işte ben onlardan bir miktar alacağım derdi. Bunu planlardı, bunu düşünürdü. Ama sağlam görünmemiz lazım derdi. Sağlam görünecek ki UBP sallansın. Çünkü tabanlar aynı falan. Yani demek istiyorum ki CTP'yi yöneten kaygılar, düşünceler, anlayışlarla UBP'yi yöneten kaygılar, düşünceler, anlayışlar aynı değil. Bununla ilgili de soracağım ama çok çok uzun konuştuğunuz için sorularım da birikti. Onları hemen tabii, sor tek, ya. tek bir sor da sorayım. Yani öze ilişkin olsun. Hani o zaman o olduydu, bu olduydu, onlar olunca işler karışıyor. Ama şimdi bir saniye soruları sormak benim hakkım, cevabı vermek sizin hakkınız. Tabii, doğru. Nasıl ki biraz önce 10 defa sordum çözülecek dediniz, başka bir şey demediniz. Tamam. Ben de bir şey demedim. Soruları ben sorayım, cevapları siz veriniz. Nasıl isterseniz öyle yapalım. O araya girip söylemeye çalıştığım şeylerden biri de şuydu. Sorularımın içinde de vardı. CTP'de en çok konuşulan şey eski CTP böyle değildi deniyor. Şimdi ben de size soracaktım ki eski CTP'de ne vardı da şimdi yoktur. Siz özetlediniz aslında onu. Yani gerek bunu söyleyenler daha ziyade disiplini kastediyor. Sadece o da değil ama. Ama en çok onu kastediyor. Yani disiplinde disipline büyük önem verir çünkü CTP'liler. Hele eski CTP'liler. Yeniler de verir aslında. Peki. Çünkü disiplin güzel bir şeydir. Doğru, bakın doğru. Yanlış anlamayın. İkisi disiplin de. Disiplin şey değil. Disiplin İlle ceza demek değil. Demokrasi karşıtlığı değil disiplin. Şudur temel ilke. Her konu organda tartışılacak. Her konu organda tartışılacak. Tartışmada sınır yoktur. İsteyen istediğini söyleyebilir. Küfür dışında yani. Tabii. Demek istiyorum. İsteyen istediği görüşü ortaya koyabilir. Organ kararı aldıktan sonra karara uyulur. Ha bu ne olur? Her parti üyesi bilir ki kendi görüşlerini ortaya koyabileceği bir yer var. Ve o yerde bu görüşlerini günü geldiğinde ortaya koyacak. Ha şimdi ne olur? Böyle olunca disiplin kendiliğinden doğar. Ben bu kurala uyacağım. O zaman ben görüşlerimi koydum, tartıştım. Çoğunluk benim görüşümde değil. Ben buna uymak zorundayım. Ha ben bu görüşte değildim ama parti organı bu kararı aldı diyebilirsin. Ama orada bırakırsın konuyu. Uzatmaya gerek yok. Peki. Ha sonuçta öyle bir noktaya gelirsin ki yahu ben ne dersem bu parti hep tersini yapar. Ne dediysem onun tersi çıktı. Demek ki ben bu partiyle uyuşamıyorum deyip bay bay diyebilirsin. Bu da senin iradene bağlı.
Tabii ki. Ama eğer 20 öneri yapıyorsan ve bunun 5 tanesi veya 10 tanesi veya 15 tanesi kabul edilirse, o zaman demek ki ben etki yapabiliyorum dersin ve o partiyle yürümeye devam edersin. Peki. Ama üyelere bu imkanın sınırsız tanınması lazım. İçeride ama. İçeride. Sınırsız tanınacak, kararlara uyulacak. Tanınmıyor mu? Ya bilmem şimdi, ben yokum dedim ya. Hı hı. Ama şunu söyleyeyim. Ha, eğer buna uyulmazsa da uyaracaksınız. Gerektiği yerde de disiplin mekanizmasını çalıştıracaksınız. Peki. Mesele budur. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir röportajınızı okudum ben. İşte Ulusal Birlik Partisi Eroğlu da Ulusal Birlik Partisi'nin kapısını aşındırıyor şeklinde bir açıklamanızı okudum. Talat da şimdi CTP'nin kapısını, CTP de Talat'ın kapısını aşındırmıyor mu baktığımızda? Yok, öyle bir şey yok ki, nereden çıktı? Nasıl yok? Dümdüz var. Nasıl yani var? Dümdüz öyle görünüyor. Nasıl öyle görünür? Ne yaptın ki? Şöyle görünür ki yani, madem hadi diyelim ki siz duymadınız bunları ama benden duyuyorsunuz. Yani, peki ben cevap vereyim buna. Yani, tamam. Madem ki siz hiç duymadınız, ben söyleyeyim. Şu, bu partiyi ancak Talat toparlar deniliyor. Cumhuriyetçi Türk Partililerin arasında. Evet. Bunu hiç duymadınız Duydum. Mı? Tamam, onu söylüyorum. Tamam. İkincisi de Sayın Talat'ın açıklamaları var. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin başına dönmeyi artık reddetmiyorum diye. Tamam. Bunu söylüyorum. Tamam. İşte. İkisi de gerçek yani. Tamam ama Eroğlu'nun tutumuyla ne ilgisi var? Onu yani soruyorum işte. Ne farkı nedir? Onu soruyor. Soru oydu zaten. Farkı şudur. O Cumhurbaşkanı'dır. UBP'yi böldü, parçaladı, İrsen Küçüğü yedi vesaire. Değil mi? Ben Cumhurbaşkanı iken öyle bir şey mi yaptım? Şimdi bile yapmadım. Şimdi bile yapmadım. Yapmam da. Ben özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin sıkıntılarını aşmasında katkıda bulunmak için bir aktivite kazanmak veya bir aktivite içine girmek düşüncesinde olduğumu söyledim. Yoksa benim istediğim gelsin bir göreve filan gibi Cumhurbaşkanı pozisyonundayken bir partinin içini karıştırmak kadar garip, tuhaf ve ayıp bir şey var mı? Ama bu son açıklamanız onunla alakalı değil sanki. Bu Hangisi? Son açıklamanız Cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakalı. Hayır, benim söylediğim şudur. Yani UBP gidiyor Eroğlu'na, aman sen ol evet falan diyor da Eroğlu da naza çekiyor gibi bir hava yoktur. Bu danışıklı dövüştür dedim. Doğru. Tamam, söylediğim yani Cumhurbaşkanlığı bu için. Tabii. Ama biraz önce söyledikleriniz onunla ilgili değildi. İşte partiyi karıştırdı, sen küçüğü yedi, partiyi böldü, başka bir şey. Tamam. Şimdi son söylediğiniz başka bir şey. Evet, yani başka şeyler. Ben katılıyorum sizin bu söylediğinize. Başka şeyler, doğru. Başka aşamalarda yapılmış, evet, başka şeyler. Ama yani benim davranışımla onun davranışının hiçbir benzerliği yok. O bir aşamada öyle yaptı. Ben Cumhurbaşkanı iken hiç yapmadım öyle bir şey. Şimdi ise Cumhurbaşkanı adayı oluyor, kendisi olmak istiyor. UBP'yi de kullanıyor. Ve bununla aslında bir taşla bir kuş daha vuruyor. Yani diyor ki şeye, UBP'ye de, ben UBP'yim ha. Yani öyle DP, MP, Serdar, Merdar değil. Yani onu da demek istiyor. Ben UBP'yim. UBP'ye kol kanat gererim diyor. Dediği odur. Böyle sanki hepsi birbirine muhtaçmış gibi görünür ama bekleyip bir görelim. Göreceğiz tabii. Onu. Geçtiğimiz hafta çok enteresan bir şey okudum. Twitter'da hükümeti istifaya davet ettiniz. Bu, ben? Evet. Yok canım. Ettiniz. Hayır. Hapishanedeki birinin atanması hükümetin istifa nedenidir dediniz. Hükümetin demedim aslında. Böyle bir olay istifa nedeni olur dedim normalde. Peki burada bırakalım yani, çünkü bir ara vermemiz lazım. Peki, aranın ardından olur, devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, Sayın Talat temposunu gerçekten yükseltti. Uzun uzun konuşuyor. Bazı eski programları hatırlıyorum ben. Çok kısa, net, fazla da uzatmadan cevaplar verdi. Ama bu akşam sağ olsun uzun uzun konuşup bizi aydınlatıyor. Sizlerden gelen mesajlar var. Şimdi bir kısa ara veriyoruz. İkinci bölüme her zaman olduğu gibi sizlerden gelen mesajlarla başlayacağız. Erma Taş'ın sunduğu Er Meydanı devam ediyor.
Evet, ikinci bölümle yeniden karşınızdayız sevgili izleyiciler. İkinci Cumhurbaşkanımız Sayın Mehmet Ali Talat ile olan sohbetimize devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlara döneceğiz ama birinci bölümü bıraktığımız yeri önce tamamlayalım. Daha sonra sizlerden gelen mesajlara dönelim. Hükümetin istifa konusu. Hapisteki birini atamak hükümetin istifa nedeni. Ben hükümeti istifaya çağırmadım. Yani normal şartlarda dedim böyle bir şey. Bu bir skandaldır çünkü. Evet. Yani böyle bir şey istifa nedenidir ama istifa nedeni derken yani hükümet istifa etsin anlamında söylemedim. Bakan olabilir. Yani bir şey var burada. Çünkü bakın ne oldu? O çok önemli. Ne oldu? Buyurun. Bir, parti başkanı ve başbakan yardımcısı kişi aynı zamanda eğitim bakan vekili iken yeni bakanı bayram sonrası belirleyeceğim, atayacağım derken vekil olarak üçlü kararnameyi kendisi imzaladı. Vekil olarak. Tamam. Bakanının gelmesini beklemedi. İlk yanlış orada diyorsunuz. Değil mi yani? Söyle bana Allah'ını seversen böyle bir şey olur mu? Vekil olarak. Ve atayacağını çünkü, da söyledi. Ve ertesi gün de bakan gelecek. Ama hayır, ben sana önce bu müdürleri değiştiririm, sen bunlarla çalışacaksın demektir bu. Sayın Berova da aynısını söyledi bunun. Niye kabul etti? Yani önce altımı doldurdular sonra beni getirdiler. Ben bakan olsam böyle bir şeyi asla kabul etmezdim. Ya müsteşarımı da mı ben atayamayacağım veya şey yani söz hakkım olmayacak. Hı hı. Kaldı ki bir önceki bakan yine aynı partinin bakanı. Sen onun müdürlerini her yeni bakan geldiğinde değiştirecek misin? Değiştire değiştire senin partilin kişileri habire müşavir mi yapacaksın ve ömürlerinin sonuna kadar onları taltif mi edeceksin? Olur mu ya böyle bir şey? Ha, önce böyle başladı vekil olarak imzaladı. Arkasından ortaya çıktı ki atadıklarından bir tanesi hapiste. Şimdi sen bakan olarak zaten bakanın yapması lazımdı. Çağırıp, konuşup bu görevi yapabilir misin, ister misin? Bak şu şu zorlukları var, şunları isterim filan diye konuşmak gerekmiyor mu? Tam belli değil işte o iş nasıl oldu. Nasıl belli değil? Serdar Bey diyor ki haberim yoktu ama olabilir mi böyle bir şey sizce? Olur mu öyle şey? Zor yani. Olur mu öyle şey? Bence ertesi gün çıkacaktı herhalde de çıkamadı. Dediği avukatından dolayı çıkamadı, avukatının hatasından dolayı. Çıkacağım dediydi herhalde. Atandığında çıkamamış oldu. Çıksaydı bu sorun olmayacaktı, bilinmeyecekti. Hı-hı. Belki de oydu konu. Bilemiyorum ya neyse o değil i̇şte benim İşte tam konum. Belli değil o. O da değil benim konum. Yani hapiste olması da başka bir şeydir. Yani o kadar onun da peşinde değilim. Ama benim esas peşinde olduğum, ya bir fen bilgisi öğretmeni nasıl tiyatro müdürü olur? Tiyatro teknik bir konudur. Şimdi o konularla ilgili çok konuşuluyor. Yani edebiyat öğretmeni bile değil. Tamam, doğru olabilir bu. Ama yöneticiler bazında pek de geçerli görmüyorum ben bunu. Olur mu öyle Sayın şey? Talat, tiyatro, sizin düşüncenizi bak, merak tiyatro, ediyorum. Hayır, müdürler konusunda falan onlar tamam. Ama mesela işte şimdi bakan oluyor bir siyasimiz. Diyorlar ki işte atıyorum turizmci bakanı sağlık bakanlığına atadılar. Orada senin istediğin nereden geldiği değil ki yöneticilik becerisidir o. Yani yanlış mı düşünüyorum? Sizin düşüncenizi öğrenmek tamam, istiyorum ben, burada. Ben şunu soruyorum. Aynı zamanda milletvekilleri mi en iyi yöneticidir? Var mı öyle bir hayır, şey? Hayır, hayır. Zaten ben hayır. Prensip olarak milletvekillerinin bakan olmasını doğru bulmuyorum. Prensip olarak yanlıştır. Yanlıştır çünkü sen diyelim ki meclis grubunun, senin meclis grubunun sayısı 12'dir veya 20'dir. 6 tane bakan atayacaksın. 6'sı da milletvekili. Her konunun uzmanları mı bu milletvekilleri? Dışarıda bir deniz insan var. Ama, bir deniz uzman var. Ama bizim memlekette öyle bir şey olmazsa kimse istemez de milletvekili olsun. Hiç öyle deme. Geçmişte yaptık öyle bir şey olmaz. Evet mırın kırın homurtu falan olur doğrudur. Yani
onlar da haklı olarak şunu söyler. Yani davul benim boynumda, tokmak başkasının elinde olur. Çünkü halk benden hesap sorar milletvekili tabii olarak. Bakan yani başkası. Bakan başkası der o insanlar da. Haklılık payı yok mu? Var. Ama sen iyi bir yönetim yürütürsen, iyi bir hükümet olursan milletvekilleri de öyle çok fazla eleştiri almaz. Dolayısıyla da rahat olursun. Peki yani, devam edelim. Ama neyse bu işin başka bir tarafı. Benim söylediğim fen bilgisi öğretmeni tiyatro müdürü olmaz. Israrla söylüyorum bunu. Çünkü ben bilirim tiyatroların bakanlığını ben yaptım. Evet. Tiyatronun şeyi müdürü tiyatrocu, tiyatroyu bilen birisi olmak durumundadır. Tiyatroyu bilmeyen insan yönetemez tiyatroyu. Kendisi bilmeden, hatta kendisi de oynamalı. Şimdi kendisi burada, de oynamalı. Burada her ne kadar DPUG kanadında olsa da bu atama, başbakan da çok suçlandı. Onu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi hapiste yani, oluşuyla ilgili başbakanın bir sorumluluğu yok. Öyle bir sorumluluğu yok. Yok tabii, bilemez onu. Onu bilemez. Aklına da gelmemiştir. Hapiste mi ya bu adam diye sorsun. İhtimal vermemiştir tabii, öyle bir şey. İhtimal vermemiştir. Bir bakanın böyle bir şey yapacağını düşünmemiştir. Ama diğer konuyla ilgili? Yani işte fen öğretmenini tiyatrolara gibi. Ben doğru bulmuyorum. Söyledim işte. Ayrıca vekilin imzalamasını da doğru bulmuyorum. Yani onu zaten ilk başta söyledim. Cumhurbaşkanı da imzalamamalıydı bunu. Bekle bakan keşke gelsin de ondan sonra. Keşke böyle üst düzey yöneticileri demeyi atanacağında, gerçi imkan ve ihtimal vermez kimse böyle cezaevinde falan olsun atanacak kişiler, ama en azından bir savcılık görüşü savcılık alınsa. Savcılık raporunda yokmuş bu diyorlar. O da yok. Yokmuş diyorlar çünkü savcılık raporunda, daha doğrusu polis raporunda şey olursa olurmuş, yüz kızartıcı suç olursa olurmuş diyorlar, bilmem. Bu hükümet konusuna yeniden döneceğiz ama savcılık izleyici... Savcılık raporu istemezsin müdür için de, müdür için CV istersin. Yani ben cumhurbaşkanıyken mutlaka bir CV isterdim. En azından onu olsun, bir özgeçmiş görelim yani. Bir özgeçmiş. Herkes özgeçmişini yazardı. Ve kendisinin yazmasını isterdim. El yazısı değil yani. Kendisi yazsın, imzalasın. Hı. Ben göreyim nedir yetenekleri, ne bilir, bilgisi, ne eğitimi. Diye. Görünce ben onun fen bilgisi öğretmeni olduğunu, onu tiyatro müdürü yapmazdım. Anlatabildim. Yani, peki. Yeniden döneceğiz hükümet konusuna ama izleyici mesajlarıyla devam edelim. Mustafa'm hayırlı yayınlar. Sorunlar çözülecek Mustafa'm, ama iktidardan giderken nasıl ki 96'da muhalefet olunca yoldaşları hatırladılar ya da 2009'da hatırladılar, o zaman düzelecekler. Ama bu defa bu oyunu yemeyecek. Mustafa'm demiş gene, kırmızılı bir örgüt başkanı olarak yazıyorum bunu demiş. Neyse yani bu yaklaşım yanlış bir yaklaşım. Bir CHP'linin yaklaşımı böyle olmamalı. Ben de bunu söyleyeyim ve bu kadarla yetineyim. Peki. Sayın Talat, eğitimi yüksek CTP'ye, eğitimi düşük ise UBP'ye oylar dağılır gibi bir laf etti. Bu bir hakarettir. Yok, hakaret çok değil, gerçektir. Yanlış bir söz, ayıp etti diğer partililere. Yani sol ideolojisi diye geçinip böyle gerçeklere dayanmayan halkı bölmesi çok yanlış. Laflarının nereye gittiğini biliyor mu? Kıbrıslı Türkler okumuş, Türkiye'li kardeşlerimiz ise okumamış. Bu mana çıkıyor. Saygılar Mustafa Ramazan demiş. Neler de bulmuş. Efendim? Neler de bulmuş. İkinci kısmı hiç öyle bir şeye katılmıyorum öyle, ben de. Ama hiç, birinci kısmı siz söyleyince de şimdi, şaşırdım ben aslında. Bakın, ben hiç öyle bir şey söylemedim. Karpaz bölgesinin bütün belediyelerini CTP aldığına göre Türkiye kökenlilerin oylarını da aldı demektir. Ha, zaten sizin ağzınızdan öyle bir kelime çıkmadı. Çıkmadı. Bu hayali bir yorumdur. Benim söylediğim o değil. Benim söylediğim kamuoyu yoklamalarıdır arkadaşlar. Niçin anlamıyorsunuz yani? Kamuoyu yoklamasına bak, al eline bir tane. Ben sana bulayım. Yayınlar gazeteler zaten bunu. Gazeteler bunu yayınlar. Şimdi zaten... Oyların eğitime göre dağılımı,
oyların yaşa göre dağılımı, öğrenim durumuna göre dağılımı, yaşa göre dağılımı. Ben bunu söyledim. Zaten ben söylediklerinizin başka bir yere gidebileceğini düşündüğüm için ben biraz açtırdım o konuyu size. Bakın, ve kamuoyu araştırmalarında bakın, olduğumu söylediniz. Bunun hakaretle hiçbir ilgisi yok. Benim söylediğim CTP seçmeni daha entelektüeldir. Ne var bunda yani? Yani bu kamuoyu yoklamalarıyla belirlenmiş bir şeydir. Ha eğer buysa entelektüelse bu seçmen bunlara, bunların isteklerine ona göre cevap vereceksiniz dedim. Onları tartıştıracaksınız, onların görüşlerini alacaksınız. Ne hakareti, ne münasebette hakarettir bu. Sonra ben öğrenim durumu iyi olanlar iyi vatandaştır da kötü olanlar kötü vatandaştır demedim ki, ne münasebet. Yani bir ülkenin bütün insanların en iyi şekilde en yüksek eğitimi almış olmasını bekleyemezsiniz ki. Sonra bir şey daha, eğitimli insanlar Ulusal Birlik Partisi'ne oy vermez gibi bir şey de hiç söylemedim. Benim söylediğim çoğunluk meselesidir. Bakınız, bulunuz bir kamuoyu yoklaması, gazetelerde de çıkar zaten bu. Eğitim durumuna göre oyların dağılımı diye baktığınızda görürsünüz ki üniversite mezunlarının çoğu örneğin sol partilere oy verir. Efendime söyleyeyim, lise filan onlar denk olur. Hemen hemen denk olur. Daha aşağıya indiğinizde ve ilkokul ya da işte eğitim almamış, ilkokul terk filan diye baktığınızda da çoğunluğu görürsünüz ki sağ partilere kayar. Yani bu niye hakaret olsun ki, anlamadım. Şimdi zaten siz bu cümleyi başında söylediğinizde ben tahmin edebildiğim için yanlış bir yere gideceğini, o yüzden ben açtırdım bu konuyu size, yani biraz nasıl böyle bir veri elde ettiniz diye. Ve siz de deyince ki kamuoyu araştırmalarında vardır, gazetede vardır, orada bıraktık bu konuyu. Ha diğer o Kıbrıs'ı Türkiye'li yani, kelimesinin yani lafının kelimesi geçmedi onun. Sayın izleyicimiz bunu incelesin lütfen. Hı-hı. Bir yani ben bulur eski gazetelerde yayınlanmış bir mutlaka sürü kamuoyu yoklaması var. Baksın oraya ve görsün. Peki devam edelim. Hepiniz aynısınız. Yalan dolan palavra, yalnız bir sonraki seçimde nasıl seçileceğinizi düşünürsünüz demiş. Biraz genişleterek bu konuyu da soralım size. Gelen aynı, giden aynı. Kim gelirse gelsin fark etmez. Onu da seçsek olmaz, bunu da seçsek olmaz gibi halk arasında çok yerleşmiş bir algı vardır. Buna katılıyor musunuz siz? Katılamam çünkü yani aynı değil hiçbir zaman görüşler, eğilimler ve yapılanlar. Hı hı. Yani çok kısa bir süre önceyi düşünün ya. Ulusal Birlik Partisi'nin hükümette olduğu dönemi düşünün. Nasıl birbirlerine girdi, parti cumhurbaşkanıyla nasıl kavgalar yapıldı, nasıl mahkemelere düşüldü. Nasıl her şey ayyuka çıktı, hükümet icraatı hiç yapılmadı, hiçbir yasa çıkmadı, efendime söyleyeyim bir sürü haklar geri alındı vesaire, bunları hep beraber gördük yani, yaşadık bunları, yaşamadık değil ki. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bugünkü hükümetini beğenmeyebilirsiniz ama bunların hiçbirini yapmadı. Yalnız izleyicimize bırakın onu. Cumhurbaşkanlığına gelelim. Cumhurbaşkanlığında zaten ben aday değilim yani, oy için uğraşıyorsun filan diyor. Hı-hı. Ama öyle bir şey yok. Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Ama Cumhurbaşkanlığına baktığımızda da Sayın Eroğlu'nun dönemi, Sayın Denktaş'ın dönemi ve Sayın Talat'ın dönemi lütfen bir inceleyin. Yani çözüm konusunda ne yapıldı, ne kadar adım atıldı, Kıbrıs Türk'ünün dünyadaki prestiji neydi, Denktaş döneminde neydi, Talat döneminde ne oldu, Eroğlu döneminde nereye gitti? Lütfen bunları inceleyin ya, bu kadar açık. Şimdi bak, buyurun. Talat'a dünyanın bütün önemli ülkelerinin hükümetleri değer verdi.
Ve onunla görüşmeler yaptı, değerlendirmeler yaptı, açıklamalar yaptı. Dışişleri Bakanları görüştü. Büyük prestiji vardı Kıbrıs Türk'ünün. Dünyada çözüm isteyen Kıbrıslı Türkler olarak nitelendi. Alın Haziran 2004'ün Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporu ve lütfen bir okuyun. Orada Kıbrıs Türk liderliğine adını da vererek Sayın Talat'a teşekkür ediyor. İlk defa bir genel sekreter teşekkür ediyor ve bu raporda izolasyonların kaldırılması gerektiğini söylüyor vesaire. Efendim, o dönemde yürüttüğümüz politika sayesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilk defa Kıbrıslı Türklerin mülkiyet konusunda sunduğu önerileri uluslararası hukuka uygun buluyor. Bunlar önemli şeyler. Bir de Eroğlu dönemine bakın. Nasıl geriye gittiğimizi, nasıl artık dünyadan dışlandığımızı, hiçbir dünya liderinin ve hiçbir örneğin Dışişleri Bakanı'nın artık Kıbrıs Türk liderini ülkesine davet etmediğini, görüşmediğini lütfen görün yani. Nasıl aynıdır herkes? Şundan dolayı Sayın Talat. Şimdi siz söyleyin peki. Söylüyorum. Aynı mı yani? Hayır, söylüyorum. Hayır. Her gelen her giden aynıdır diye bir şey yok. Ancak şöyle de bir şey var. Yani Allah'ın bildiğini de kuldan saklamayalım. Gerçekler vardır yani bu hayatta. Bakalım. Konuşulan da şu. Halk arasında söylenen şu. Şimdi ya bizim ülkede UBP geliyor iktidara ya CTP geliyor değil mi? Hı. Yani bu ikisinin dışında bir iktidar görmedik daha. Koalisyonlar şunlar bunlar. Yani ya UBP vardır iktidarda ya CTP vardır. Şimdi şöyle bir durum var. Ve artık bundan bunu inkar etmeye de gerek yoktu. UBP ne yaparsa hep açık yapıyor. Partizanlık yapacak yapıyor. Peşkeş çekecek çekiyor. İstihdam yapacak yapıyor. Ayrımcılık yapacak yapıyor çıkıyor ve diyor ki ben de buyum. Halk da beni beğenmezse değiştirsin. Şimdi CTP çıkıyor. Diyor ki peşkeşe hayır, partizanlığa hayır, adaletsiz istihdama hayır. İktidara geliyor. O da yapıyor. Yani arada işte şöyle bir fark oluyor sadece. UBP diyor ki ben buyum ve yapıyor. CTP de diyor ki ben bu değilim ama yapıyor. Yanlış. İnsanlar da bak, diyor ki gelen bak, de giden de aynı yani. Bak, nesi yanlıştır bak, bunun? UBP. Evet. Sayın İrsen Küçük. Evet. 366 tane kurultay istihdamı yaptı. Tamam. Ya bunu nasıl kıyaslarsınız yani CTP'nin yaptığı efendim nerede yaptı şu anda istihdam bilmiyorum. Sayın Talat yaptığı şöyle istihdamlarla bir şu nasıl kıyaslarsınız? Tamam şöyle işte şunu i̇stihdam söylüyorum. İstihdam için delege çocuğunu delege akrabasını istihdam etmekle. Evet. Örgüt başkanlığı yakınlarını istihdam ediyor CTP. Hani kimi? Yani siz bilmiyorsunuz. Söyle bana ben bilmiyorum. Söyleyeyim müsaade edin. Müsaade edin hemen söyleyeyim hem de. Tamam. Yalnız aradaki farkı da ayrıştıralım. Şimdi Sayın İrsen Küçük istihdam yaptı, kurultay istihdamı. Benim söylemeye çalıştığım şey şu. CTP diyor ki adaletsizlik vardır istihdamlarda diyor. Tamam. Ama kendi yaptığı istihdamlara ne bakalım. Mesela, örneğin elektrik dairesine aldığı istihdamlar yazılı sınav. Daha yapmadı bile, o sınavları yaptı daha almadı bile. Ay. Alınan kişiler var oraya hem de çok sayıda var herhalde siz bilmiyorsunuz. Hayır, ayrılan kontenjanlar var CTP'ye bu kadar, DP'ye bu kadar diye. Ve sürekli olarak adaletten, eşitlikten bahseden CTP bunu yazılı sınav yapmadan yapıyor. Ve bu alınan kişiler de CTP'lilerin içindendir. Ben alınmasın demiyorum ha. Ben devlete istihdama her zaman ondan yanayım. Ama siz yapmayacağım deyip yapınca... İşte insanlar da diyor ki hepsi aynıdır. Benim söylediğim şimdi, bu. Şimdi aynı değil. Yine de aynı değil. Yani kurultay için istihdam yapmak Evet. Hiç kabul edilebilecek bir şey değil. Ama elektrik kurumuna ihtiyaç vardır örneğin. Da alırken siz diyorsunuz ki CTP'lileri aldılar sınavsız. Hı hı. İyi bir şey değil tamam katılırım. Hı hı. Katılırım yani iyi bir şey olmadığına. Ama benim bildiğim bir sınav mınav yaptılar. Hani yazılı. Tamam ya peki yaptılar yapmadılar bilmiyorum. Ama diyelim ki yapmadılar. O da yanlış.
Ama kurultay istihdamı bambaşka bir şey. Sayın Talat, şunu söylüyorum ben. Ben diyorum ki tamam, ikisi de yanlış diyoruz değil mi? Zaten benim söylediğim örneğe geliyoruz. Evet, kabul ediyoruz. İkisi de yanlışsa eğer diyorum, bir taraf diyor ki ben yaparım UBP. Ama sen diyorsun ki ben yapmam deyip de yapıyorum. Mustafa öyle demiyor. Kurultayda parti başkanı seçilmek için yapıyor. CTP'de öyle bir şey yok ya. Yok öyle bir şey. Siz başka yerde çekmeye çalışıyorsunuz. Yok, önemlidir. Hayır. Maksat önemlidir. Tamam, maksat şudur. Siz diyorsunuz ki... Ve 300, bak şekilde... 366 tane istihdam yapıyor. Onun üzerine ondan sonra hemşire alınamıyor. Şey, protokoldeki sayı dolduğu için. Evet. Hemşire alınamıyor. Polis alınamıyor. Ve öğretmen alınamıyor. Niçin? Çünkü UBP zamanında istihdam olduydu diye. Şimdi bak... Ondan dolayı mı? Bak, Türkiye ile... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında bir protokol yapıldı. Biliyorum. Bir Mali protokol. Bu Mali protokole göre her yıl yapılacak olan istihdam sayısı belirlendi. Tamam. Kurultay için İrsen Küçük yönetimindeki UBP bu kontenjanı doldurdu. Hangi ayda doldurdu? Yılın başında doldurdu. Evet, Şubat. Temmuz'da hükümet... Yeni hükümet kuruldu. Bu yeni hükümet Aralık ayına kadar bir tek istihdam bile yapamadığı öğretmen dahil. Yalan. Şimdi hepsini doldurdu. Yalandır bu. Niçin yalandır? Şundan dolayı yalandır. Sayın Serdar Denktaş da bunu söyledi. İşte hı, öğretmen atayamamamızın nedeni geçen dönemki istihdamlardır dedi o da. E peki, hı, hadi onu anladık, 2013'ü. 2014'ten için alamadınız. 2014'ten için ihtiyaca cevap veremediniz. Yok, şimdi bir dakika bak. Neden üçlü atamayla müşavir yaratmayacağım deyip bak, her gün üçlü atamayla... Ben bunları savunmuyorum ki bana karşı bunu söylüyorsun. Hayır, siz benim söylediğiniz için cevap veriyorum. Benim söylediğim başka bir şeydir. Yine anlamamakta ısrar ediyorsun Mustafa, bak. Hayır, siz benim istediğinizi söylemeye çalışıyorsunuz. Hayır, hayır efendim, hayır efendim, öyle değil. Böyle bir protokol var mı yok mu? Sen var. Onu söyle bana. Ha. 366 ile bu doldu mu? Evet. Tamam. O yıl sonuna kadar alınamadı. Bunda hemfikiriz. Tamam. Tamam. Ben de diyorum ki ondan sonrakini de konuşalım. Bir dakika ya. Buna hakkı var mı bir hükümetin? Kendinden sonraki hükümetin öğretmen bile almasını engellemeye hakkı var mı? O zaman öyle bir şey söz konusu değildi. Nasıl söz konusu? Yani seçim meçim yoktu o zaman. Peki bir dakika, bir dakika, bir dakika. UBP devam etseydi hükümette. Evet. O da alamayacaktı değil mi? Evet. Bu doğru mu? Ha, belki birini atıp alırdı, onu bilemeyiz. Her şey olur. Ya bu doğru mu? Sayın Talat, aynı şey soruyorsunuz. Devam edeceğim, aynı cevap veriyorum. Evet değil diyorum. Bir dakika, tamam, devam edeceğim. 2013 böyle geçti. Tamam. 2014'e geldiğimizde, evet, öğretmen alınmamasının nedenini hükümet istihdam imkanımız yok çünkü UBP doldurdu, onun için alamıyoruz diye sunmadı. Yanlış biliyorsun. Ben yanlış biliyorum. Evet. Şöyle sundu. Maliye Bakanı öyle diyor. Öğretmen fazlalığı var diyor. Öğretmen fazlalığı var diyor. Sayın Talat, Eğitim Bakanı... Bak dinle. Eğitim Bakanı öğretmen fazlalığı var diyor. Sayın Arabacıoğlu istifa ederken öğretmen fazlalığı olduğunu söyledi. Bir okulda dediği bir öğretmen iki ders verir, öbür okulda dört ders verir. Halbuki vermesi gereken ders 18. Nasıl alayım öğretmen dedi. Duymadın mı? Tamam. Şimdi şöyle bir durum var. O nasıl nedenden veya bu nedenden, hı, dolayı öğretmen açığı orada duruyor. Çünkü Sayın Arabacıoğlu diyor ki bir yerde çok fazla öğretmen var, bir yerde eksik var. O fazla yerden ne alıp buraya koyamıyoruz. Ne öneriyorsun? Sen ne öneriyorsun bir iş adam, iş insanı olarak? Şunu öneriyorum ben. Bunu neden alamadığınızı öğrenip değiştiriniz bunu ki alabilirsiniz. Alabilirsiniz değil. Tabii. Eşit yayasınız. İşte onu diyorum yani, burada 90 varsa da burada 3 vardı. Benim söylediğim de odur. Tamam, ama şu var. Madem ki bunu değiştirmediniz siz. Çünkü hükümet sensin, geçir yasayı, gerekeni yap, bunu yapamadın sen. Ben de diyorum ki burada neden hala daha eksik vardır? O zaman oraya öğretmen ya ata. Onu da sor onlara yani, bilmem ben. Tamam. Onu bilmem yani. Tamam. Ama benim söylediğim 2013'te. Evet. Hiçbir istihdam yapılamamasının sebebi, hiçbir istihdam yapılamamasının sebebi o 366 kişiydi. Ve aslında yani bu bile yapıldı. Bu ülkede ilk defa oldu o da. Ve UBP döneminde oldu. Yani ben bunu söylemeye çalışıyorum.
Ha, o da yanlış yapar, o da yanlış yapar, yapar. Tamam. Ama yanlışlıkların boyutu farklıdır. Benim tamam, söylediğim şimdi o. Tamam işte. Şimdi söylediğim tamam. O. Devam edelim. Üstelik sadece o değil, Cumhurbaşkanlığı da var. Cumhurbaşkanlığını ben açıkça savunuyorum işte. Her şey ortadadır. Her konuda tartışmaya hazırım. Benim dönemim ve diğer dönemlerle tabii ki canım. Yani neler yaşadı bu ülke, neler yaşatıldı bu ülkeye ve bizim izleyenlerimiz hala daha herkes aynıdır derse demek ki anlatamıyoruz. Ben size kendimce neden öyle düşünüldüğünü söylemeye çalıştım ama böyle bir algı da var toplumda ya, biliyorsunuz. Hükümette hadi anladım. Cumhurbaşkanlığında nasıl anladım? Peki. Nasıl anlayayım yani? Benim söylediğim o. Devam edelim. Benim Cumhurbaşkanım, başkanım bir tanedir Mustafa Bey. O da başkanımız Mehmet Ali Talat'tır demiş. Ne diyeceksiniz bu izleyiciye? Sağ ol var ol ne diyeyim? Yani bir tanedir diyor. Benim Cumhurbaşkanım Mehmet Ali Talat'tır o da diyor. Tamam. Yani demek istiyor ki Mehmet Ali Talat onun düşüncelerine uygun çalıştı. İş yaptı, görev yaptı. Söylediği odur. Teşekkür peki. ederim. Sayın Talat'a sorar mısınız? Ne partiye geri dönüyor ne de Cumhurbaşkanı adayı oluyor. O zaman neden bir hayli demeçler veriyor? Artık çocuğun adını koysun ve hedefini açıklasın demiş. Açıkladınız zaten. Açıkladım tabii. Bunu. Sayın Talat partide daha aktif olacağını söylüyor tabii bundan dönmüyorum sonra. Demiyorum yani. Direktörlüğü konusunda Sayın Talat ne düşünüyor? Yaranıza bastılar burada şimdi, galiba. Yok hiç yarama basmadılar. Hayır çünkü ben takip ettim sizi. Çok karmaşık görüyorsunuz oradaki durumu. Karmaşıktır. Şimdi bakın yasaya uygun davranmadı senato diyelim ona. Hükümet de senatonun kararının hilafına davrandı. Anlatabildim? Yani dolayısıyla aslında iki yanlıştan bir doğru arıyoruz. Çıkmaz iki yanlıştan bir doğru. Yapacak da bir şey yok o konuyla. Yapacak ilgili. Da bir şey yok. Şimdi konu şudur. Der ki dekanlar istifa etmeye başlamış. Bak, DAVİ yasası der ki rektörün görev süresi tamamlanmadan önce vakıf yöneticiler kurulu toplanır ve DAVİ rektörlüğü için müracaat kabul eder. Münhal açar ve müracaat kabul eder. O müracaatları rektör mütevelli heyeti mütevelli heyeti yani vakıf yöneticiler kurulu evet. Bu müracaatları senatoya iletir. Tamam. Senato toplanır ve birisini tercih eder. Vakıf yöneticiler kuruluna bildirir. Vakıf yöneticiler kurulu bunu da bilerek adaylar arasından rektör seçer. Tamam? Evet. Kural bu. E nasıl yapıldı bu iş? Tam böyle hükümet boşluğu oluştuğu daha tamamlanmadan yani taşlar yerine oturmadan. Sanırım yeni hükümet kurulurken daha kurulmadan hatta senato toplandı. Biz dedi şey istiyoruz. Abdullah Öztoprak'ı istiyoruz dedi. Ve bu isteğini ilan etti. Bu da olmadı sadece. Yok esnaflar, Mausa esnafları, esnaflar komitesi. Biz Sayın Öztoprak'ı istiyoruz dedi. Ne demekse anlamadım. efendime söyleyeyim şey toplandı. Mausa inisiyatifi diye bir şey kuruldu. Evet. Yani o şey Mausa inisiyatifi Maraş'la ilgili olan önerileri olan değil sanıyorum bu. Başka bir platform kuruldu galiba. Temiz Mausa toplum. Platformu. Hayır. Mausa platformu gibi bir şey kuruldu. O da rektörün devamını istedi. Falan bir baktık rektör onu ziyaret etti, bunu ziyaret etti falan. Destek aradı falan. Bu doğru bir şey değil. Peki. Prosedüre uyulmadı. Sayın ha şimdi ama buna rağmen
Vakıf Yöneticiler Kurulu bir karar aldı. Bu kararın hilafına bir karar alması, pardon, Senato bir karar aldı. Senato'nun hilafına bir karar alınması tabii ki bazı sorunlar doğuracaktır. Bunu da unutmamak lazım. Bana göre hükümet daha önceden müdahale etmeliydi bu sürece. Müdahale etmeyince de Senato'nun kararına saygı duymalıydı diye düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşümdür. Benim bilmediğim başka nedenler olabilir tabii. Peki hızlanmamız lazım Sayın Taraf. Çünkü olur. İzleyicilerimize dedik ki mesajları okuyacağız. Hepsini de okumaya çalışalım. Çok İyi konuşmadan akşamlar. Oku o zaman. Çok konuşuyoruz. Evet. Bu akşam beni geçtiniz siz. Tamamsınız. İyi akşamlar. Bu halk değişim istiyorsa ne CTP'ye ne de UBP'ye oy vermesin demiş. Kime halkın versin? Halkın var başka alternatifler. Sayın versin. Akıncı var mesela. Denenmedi mi ya Sayın Allah aşkına? Var. Denenmedi mi? Hayır, partili olmayanlardan. Ben başka bir şey sormak istiyorum size. Halkın bir değişim rüzgarı estirdiğine, bir değişim isteği olduğuna katılıyor musunuz? Ya zaman zaman oluyor. Yani eskiyen yüzleri değiştirmek gibi, başkası daha iyi yapabilir belki diye düşünmek gibi veya çok uzun yıllar bir görevde bulunandan bazı rahatsızlıklar duyarak gibi, yani çeşitli şeyleri var. Ama bunu da bir fetişizme dönüştürmemek lazım. Aman yani her şey değişsin, herkes değişsin. Yahu işte meclisin yarısı değişir her seçimde. Bir önceki seçimde de değiştiydi. Ondan sonra da bütün ömrü davalarına geçti. Şeyin yeni meclisin. Ne fark etti ki? Yani her zaman da doğruyu bulmaz diyorsunuz. Tabii canım her zaman öyle bir şey yok ki. Nereden çıktı? Sevgili izleyiciler birçok sayıda mesaj var. Özellikle hem Sayın Talat'ın söylemiş olduğu o oy verme, UBP, CTP konusuyla ilgili hem de istihdam konusuyla ilgili. Tabii ki bunlar konuşulur. Konuşuldukça da bu konular açılır. Açıldıkça da büyür ve bir yerden övgü, bir yerden eleştiri gelir. Bu da doğaldır. Ama biz bu konuyu bu akşam yeteri kadar konuştuğumuzu düşünüyorum ben Sayın Talat'la. Sayın Talat'a ben daha ilk bu cümleleri söylerken konuyu biraz açmasını istedim. Açtı, daha sonra izleyicimiz mesaj gönderdi. Onu da okuduk, onu da cevapladı. Bu konunun artık tekrardan konuşulmasına pek de gerek yok diyorum. Sayın Talat'ın söyledikleri diye düşünüyorum. Sayın Talat'ın söyledikleri ortada. Araştırılsın canım. Araştırılsın bulunsun. Konuşmaya diyor. Gerek yok ki, araştırılsın. Peki. Diğer konu da özellikle bu istihdam konusuyla ilgili. Evet, ben de izleyicilerimiz gibi, yani toparlayıp öyle söyleyeyim, aynı şeyi düşünüyorum. O da yapıyor, bu da yapıyor. Biri göstere göstere yapıyor, biri ben yapmıyorum diyerek yapıyor. Mesele budur. O yüzden bu konularla ilgili mesajları şimdilik geçelim. Vaktimiz kalırsa eğer yine döneriz. Ama aynı konuları da tekrardan konuşmanın bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Bir izleyicimiz demiş ki Sayın Talat size şükürler olsun ki parti başkanı olmayı artık reddetmem açıklamasını yaptı. Bu bile bize yaşamak zorunda bırakıldığımız sığ siyaset yaklaşımlarına tahammül etme ve yeniden unutlanmak için yetti. Yoksa birçoklarımız için yolun sonuydu. Şimdi yeniden siyaset üretebilmek için onun dönüşünü dört gözle bekliyoruz demiş bir izleyicimiz. İşte benim de size programın başında söylediğim buydu. Talat gelsin toparlasın partiyi diye düşünen kişiler var. Söyledim yani kapıyı kapatmadığımı söyledim. Yani daha doğrusu kapalı kapıyı daha açtınız. Fazla, daha fazla bundan sonra ne derler ona kervan da yolda düzülür. Yola çıkalım bakalım nereye gideceğiz. Yalnız o şey konusunda birazcık böyle net cevap vermediniz. Üzdünüz beni ne? Orada. Yani genel başkan olur da başbakan olmazı parti karar verir dediniz orada. Bir şey vardır mutlaka sizin aklınızda. Öyle değil mi? Ilgili. Hayır, onu demedim Mustafa. Benim söylediğim şudur. Benim statüm biraz farklıdır. Doğru. Doğru. Yani ben ikinci cumhurbaşkanıyım. Bu tabii. Bu fark var. Da milletvekili mi olayım? Yani anlatabildim mi? Hayır.
Sordum ya ben size, genel başkan farklı, başbakan farklı olur mu? Öyle bir şey konuşulur, tartışılabilir dediniz siz de. Parti evet. içerisinde buna parti karar verir dediniz. Tabii. Ben de size dedim ki siz genel başkan olursanız da başbakanlık için ne düşünürsünüz, ona da parti karar verir dediniz siz. Yani otururum partiyle konuşurum. Ben genel başkanım, ben mi başbakan olayım yoksa farklı mı olsun diye. Hayır, milletvekili olmayan başbakan olamaz. Biliyorum biliyorum. Tamam. Biliyorum. Yani milletvekili olayım mı, onu da konuşurum. Hı, onu da konuşursun. Tabii. Peki devam edelim izleyicilerimizden gelen mesajlara. Dağ Rektörlüğü'nü de sorduk. Sayın Talat, siz emperyalist güçlerin adayı olduğunuz için sizi çok övüyorlar demiş. Siz nereye adaysınız? Emperyalist güçlerin mi? Tekrar okuyayım. Siz, Sayın Talat, siz emperyalist güçlerin adayı olduğunuz için sizi çok övüyorlar demiş. Ben bir şeyin adayı değilim ki. Ben de onu soracaktım zaten. Garip. Herhalde sağını solunu bilmeyen bir solcudur bu soruyu soran. Ama şimdiki solcuların çoğu için aynı şey söylenir. Bilmiyorum yani. Onu da. Tuhaf bir soru yani, ne diyeyim. Yani şimdiki solcular için çok söylenen laflar vardır böyle. Eski hatalarımızı yapmayacağız, Akıncı'yı başkan seçeceğiz demişler. Biz de buradan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine geçelim. Şimdi... Tabii siz istemiyorsunuz, çok geriye dönelim, ama Sayın Talat'tan da duymaya alışkın olmadığımız o kadar çok şey duyduk ki kendisini karşımızda görünce sormamız gerekiyor bunları. Mesela CTP'de kardeş kardeşi boğazlıyor kısmını sorduk. Şimdi bir de CTP'nin Cumhurbaşkanı adayı entrikalar altından çıkmış bir aday olacak bunlar dediniz. Bunlar eskide kaldı Mustafa, tamam. Geç onları. Tamam, eskide onlar kaldı. Bitti. Bitti, ona yol açmadan ben aday değilim dedim, çekildim. Tamam. Tamam, bitti o. Başka bir şey soracağım ben. Sor. Ama bilirsiniz ya, tövbeler olsun, Allah affeder ama arşiv affetmez. Tamam. Yani bunlar da söylendi. Hayır, söylendi tabii yani, ama bitti nasıl o, ki, onu diyorum. Nasıl ki, tamam. Ya geçmişi konuşmayalım tamam, diyorum. Nasıl ki Hüseyin Özgürgün, Sayın Hüseyin evet. Özgürgün bir basın toplantısında bir kelime çıktı ağzından, üstünden geçti 4 sene. Evet. Hala daha o sorulur kendisine, öyledir bu işler. Tamam, siz bu... de söylediniz, size de sorulur ama ben onu sormayacaktım zaten. Tamam, buyur. Ben size şunu soracaktım. İzleyicimiz dedi ya, eski hatalarımızı yapmayacağız, Akıncı'yı başkan seçeceğiz diye. Sayın Akıncı da çok iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Size göre Sayın Sibel Siber seçimleri kazanabilir mi? Benim sorum bu. Tabii ki kazanabilir. Bu tamamen şeye bağlıdır. Yani, güzel. Neye bağlıdır mesela? Merak ettim onu. Bu tamamen bir kere bir halkın tercihine bağlıdır. Yani Kıbrıs Türk halkı Eroğlu'na tamam mı diyecek, devam mı diyecek. Ama başka adaylar da var. Bana göre en güçlü iki aday Eroğlu ve Sibel Siber'dir. Şimdi var tabii aday. Ben kimseyi küçümsemek istemem. Ama size göre bu ikisi ama değil. Bana göre en güçlü adaylar bunlardır. Çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi bugün ülkenin en güçlü partisidir. Ulusal Birlik Partisi yine en güçlü partilerden biridir. Eroğlu'nun arkasında Ulusal Birlik Partisi ve DP var, Demokrat Parti var. Sibel Siber'in arkasında da Cumhuriyetçi Türk Partisi var. Dolayısıyla esas yarış bunlar arasında yapılacak. Benim söylediğim budur, yoksa biri aday yoktur moktur demiyorum. Şimdi tabii ki bu seçim ikinci tura kalacak. Öyle düşünüyorum ben. Ve ikinci turda da sonuçta oylar birleşecek. Sayın Eroğlu'nun ikinci turda birinci turdan alacağından fazla oy almasını ben beklemem. Nereden alacak? Şunu sorayım o zaman size. Çünkü birinci turda zaten Sayın Eroğlu bütün alacağını alacak diyorsunuz. İkinci turda alamaz. Dolayısıyla Sibel Siber çok rahat alır ikinci turda seçimi. Ha yine şey olmasın, yani bir sıkıntı yaratmazsın. Sayın Akıncı eğer Sayın Eroğlu'yla yarışırsa ikinci turda Akıncı alacak. Eroğlu'nun kazanma şansı yoktur. Eroğlu ancak birinci turdan kazanırsa kazanır. İkinci tura kalırsa şansı yoktur. Çoğu görüşte bu yönde. Öyledir tabii. Öyledir tabii. O yüzden zaten
UBP örgütleri birer birer geliyor, yarın belki DP örgütleri de gelecek filan, yani bütün mesele odur. Ama tabii görünüre bakmayın. Sayın Eroğlu'na çok ciddi tepkisi olan bir sürü insan var. Tamam, ama Sayın Siber'e de olanlar mesela biz... Sayın Siber'e niye tepki duyuyorsunuz ki? Sizin yüzünüzden. Niye? Yani biz diyorlar Sayın Talat'ın adını yazıp atacağız siyasi sandığa. Talat'a oy veren Siber'e verir. Hiç olur mu öyle şey? Öyle bir sorun yok. Bugün hayır, bugün söyleyebilir öfkeyle, kızgınlıkla bazı insanlar ama daha durun bakalım, kampanya başlamadı. Sizin Cumhurbaşkanlığına aday olma ihtimaliniz yüzde kaçtır? Sıfır. Bildiğimiz sıfır. Tabii tabii. Ha? Bildiğimiz sıfır. Bildiğimiz sıfır. 0.00. Peki. Söyledim ama arşiv affetmez diye. Biliyorum. Tamam. İkinci turda hangi aday kalırsa kalsın, yani hem Sayın Siber hem Sayın Akıncı, ikisinden biri kalırsa eğer, güçlü bir sol ittifak bekliyor musunuz? Bakın, sol ittifak yetmiyor bu seçime. Bunu bilmemiz lazım. Hı hı. Bu seçimde... Yani ikinci turda da yetmiyor. Yani tabii birinci yetmiyor. Turdaki bölünmeyi geçtim, ikinci turda da yetmiyor diyorsunuz. Yetmez. Yetmiyor. Yetmez. Sol yetmez. Sol aşağı yukarı %35-40'tır. Zaman zaman biraz yükselir falan. Benim dönemimde işte benim Cumhurbaşkanlığı evet. Seçimimde %56'ydı galiba. 55-56. Bir kere oldu o da zaten. Bir kere oldu. O da yine sol oylar değildi tümü. Doğru. Yani sağdan da geldi. Genel eğilim, bütün uzun yıllar istatistiklerine bakarsanız en azından ilk 10 yıl hariç, yani 1974'ten 2004'e kadar olan dönem hariç %35-65 oldu. Sol ve sağ. Hadi hiç bilemediniz, 40'ından 60 oldu. Dolayısıyla sadece sol oylar yetmiyor. Mutlaka sağdan da oy almak lazım. Ama unutmayın. Ama sorduğumu da atlamayın. Sağcı olup çok sayıda insan çözüm istiyor. Önemli olan çözümcü sağ seçmenin de çözüm isteyen adayı desteklemesidir. Bunu sağlamamız lazım. Bunun için çalışmamız lazım. Çünkü benim hedefim çözümdür. Benim hedefim Kıbrıslı Türklerin uluslararası hukuk içine girmesini sağlamaktır. Bütün mesele budur. Bunun için de tabii ki sağ barışçı insanların da oyuna ihtiyaç vardır. Ama güçlü sol ittifak olacağına inanıyorsunuz siz. Öyle bir şey demedim. Tekrar söylüyorum. Yani güçlü sol ittifak demiyorum. Sol yetmiyor çünkü. Hayır, benim sorduğum oydu zaten başında. Şimdi ikinci tura kalırsa eğer muhakkak ki sağ oylara ihtiyaç var diyorsunuz. Gene öyle değil Mustafa. Birinci turda da sağ oy alınacak diyorum. Ya çözüm isteyen adam Eroğlu'na oy mu verir Allah aşkına ya? Sağcı da olsa. Yani sizinle, bak, de 2010'da, sizinle de program yaparken öyle bir durumda hissediyorum kendimi ki sanki sizin bak, hiç olup bitenlerden haberiniz yok. Niçin ya? 2010'da bak. 2010'da. Ya bu ülkede bazı CTP'lilerle bazı TDP'lilerin veyahut da bazı CTP'lilerle bazı sol kökenlilerin nasıl büyük bir kavga içinde olduğunu siz bilmiyor musunuz? Anlamadım, bir daha söyle. Tekrar isim de vererek söyleyeyim isterseniz. Ben size ikinci tura kalırsa güçlü bir sol ittifak olur mu onu soruyorum. Şimdi bunu da sormamın nedeni şu. Ya bu seçimde sol ittifak diye bir şey olamaz diyor. Tamam, ben de şunu sormaya çalışıyorum size. Öğrenmeye çalışıyorum. CTP'nin bazı sol kesimlerle çok ciddi bir kavga tartışma içerisinde olduğu aşikar değil midir? Olabilir. Tamam, bu kişilerin oylarının CTP'ye geleceği kesin midir? Kime gidecek ya? Eroğlu'na mı gidecek Allah aşkına? Mustafa, nasıl konuşuyorsun? Anlamadım yani. Hayır, siz öyle bir sen konuşuyorsunuz. Sen mi başka bir dünyadasın? Ben mi acaba, yoksa siz mi? Ya bak, şunu söyleyeyim bak. Eroğlu'nun Kıbrıs sorununu çözmek istemediğini, artık sol değil sadece, sol insanlar değil, sol seçmen değil, sağ seçmen de biliyor. Ha, sağ seçmenin içinde çözüm istemeyenler var. Onlar Eroğlu'na gidecek. Kananlar olabilir 2010'da olduğu gibi. Çünkü Sayın Eroğlu 2010'da ben de çözüm istiyorum diyerek geldi.
Evet. Ama 2010'dan bugüne kadar çözüm istemediğini ispat etti. Sağ çözüm isteyen, samimiyetle çözüm isteyen seçmen yine Eroğlu'na gitmez. Birinci turdan da gitmez. Onun için diyorum ki sana sol ittifak değil, çözüm isteyenlerin ittifakıdır burada önemli olan. Solcu da sağcı da. Peki. Ben birbirimizi burada, iyi anladığımızı düşünüyorum. Bak burada önemli bir şey var. Buyurun. Yok birbirinden farkı gibi söylemler sadece yani sağda değil solda da var. Yani sağ kesimin propagandasıydı bu. 2010'da Eroğlu'nun propagandasıydı. Eroğlu'nu destekleyen solcu Eroğlucular da vardı o zaman. Solcu olup da Eroğlu'nu destekleyenler vardı. Tamam işte. Solcu olup da Eroğlu'nu destekleyenler vardı. Onlar da son söz nasıl olsa madem ki Türkiye'de Eroğlu da yapar fark etmez diyorlardı. Ama sonuçta bunun böyle olmadığını gördüler. Aynı hatayı yapmazlar diyorsunuz şimdi. Tekrarlamazlar bu hatayı. Ama yine bazı sol kesimler vardır. Tamam işte. Yani veya bazı solcular vardır veya kendini solcu görenler vardır. Örneğin bir görüş var. Şimdi sağda solda lafları ediliyor. Denktaş, Eroğlu ve Talat aynı şeydir. Hiç farkları yoktur. Çünkü üçü de Kıbrıslı Türklerin uluslararası hukuka girmesini, uluslararası hukukun içine dahil olmasını sağlayamadı. Dolayısıyla üçü de aynıdır diyen ve kendine solcu diyenler de var. Mahanadır o sanki. Mahana değil, sola hakarettir. Sola ihanettir bunu söylemek. Hiç olmazsa Talat'ın bu toplumu çözümü sağlayıp uluslararası hukukun içine sokamadığı doğru. Ama uluslararası hukukun içine sokamadığı bu toplumun meclisinin kabul ettiği önerilerini sunarken Rum tarafına ortaya koyduğu uluslararası hukuk kurumu olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin onayladığı görüşleri var. Yani ve o dereceye geldiği zaman size hak veriyorum yani o kadar da olmaz. Yani bu kadar da olur mu ama bunu söyleyen solcular var. Tamam işte benim de sorduğum var. Oydu size. Yani onlardan zaten hayır gelmez. Onlardan hayır gelmez. Onlar kime gider belli değil. Oy da gelmez. Onlar davulcuya da gider, zurnacıya da gider. Onları bırak bir tarafa. Kimseyi aşağılamak için söylemiyorum. Şeyi söylüyorum. O meşhur görüşe. Atasözünü söylüyorum. Hani davulcuya ya da zurnacıya gider hikayesi. Şimdi mesele budur. Onun peki. için kendini solcu olarak lanse edip Talat da farklı değil diyebilen hatta bunu kimin söylediğini bilmiyorum ama şeyde iddia ediyorlar. Yani sağda solda konuşuyorlar. Onun için üçü de fark etmez. Üçü de aynıdır. Denktaş da aynıdır. Eroğlu da aynıdır. Talat da aynıdır. Tek farklı olan rahmetli Doktor Fazıl Küçük'tür. Çünkü o Kıbrıslı Türkleri uluslararası hukukun içine soktuydu gibi tuhaf, garip, zamanları birbirine karıştıran sözler söyleyenler de var. Peki. Yani bunlara söyleyecek bir şeyim yok benim tabii. Ama sağduyulu, sağ ve sol fark etmez. Bütün seçmenler lütfen bunu düşünsünler. Yani tekrar bir 5 yıllık çözümsüzlük süreci yaşayabilir miyiz? Kıbrıs Türk'ünün erimesini göze alabilir miyiz? Dağılmasını göze alabilir miyiz? Uluslararası hukukun dışında kalarak kimlik sorunu yaşamasına ve bunalıma girmesine göz yumabilir miyiz? Bunları lütfen düşünsünler. Peki. Sevgili izleyiciler çok rica ediyorum. Lütfen artık mesaj göndermeyi bırakalım. Çünkü söz verdik okuyacak bütün mesajları diye ama vaktimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hiç olmazsa şimdiye kadar gelenleri olsun okuyabilelim. O yüzden lütfen artık mesaj göndermeyi durduralım diyelim ve Kıbrıs konusuna geçeceğiz. Ama Kıbrıs konusuna geçmezden önce hızlı hızlı hemen mesajları okuyalım.
Bir izleyicimiz demiş ki hiç de bile aynı değil Mustafa'm. İrsen Küçük'ün yaptığı başbakanlığa şaşar kalırım. UBP çıkarları doğrultusunda batırdı ülkeyi demiş. İsmini de vermiş. Zeki Kızılokgil isimli bir izleyicimiz. Bir diğeri Sayın Talat resmen kendini yerlere vuruyor. Cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişinin bu zirvede bitirmesi gerekirdi. Orada kalsın, batmasın demiş. İyi akşamlar. Bu halk değişim istiyorsa CTP'ye oy vermesin demiş bir izleyicimiz. Bir diğeri elektriğe alınan 40 kişi tamamen geçicidir ve salt sahalarında otların temizliği için alındı demiş. Bir diğeri CTP'liler kendi yandaşlarını işe alıyor, UBP'liler kendi yandaşlarını işe alıyor. Peki bu DP'linin, TDP'linin hali ne olacak demiş bir izleyicimiz. Devam edelim. Ben bir genç olarak Mehmet Ali Talat Bey'in Cumhurbaşkanımızın parti başkanlığına geri gelmesini istiyorum. Çünkü CTP lider istiyor. Gelmezse parti kan kaybetmeye devam edecek demiş. Velev ki Talat başbakan olduğu göç yasasını değiştirecek mi demiş. Cevap alalım buna ama çok kısa lütfen Sayın Talat. Ya şimdi herkes de biliyor ki bir ekonomik kapasitesi var bu ülkenin. Evet. Sen iş adamısın, iş insanısın, bunu daha iyi bilirsin. Bu ekonomik kapasite yükseltilerek maaşlar arasındaki uçurumun kapatılması elbette ki hedeftir. Ama seçilirsen bu yasayı değiştireceksin gibi bir söz almaya çalışmak gerçeklerle bağdaşmaz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu ülkenin bütçesinin %85'i maaşlara gider. Ben nasıl söz verebilirim maaşları artıracağım diye? Peki. Önce ekonomi büyüyecek, ekonominin bütçeye gelirleri artacak, bütçe büyüyecek. Bütçe büyütülebilirse sadece o değil, bütün yasalar değiştirilir, maaşlar da o oranda artırılır. Basit bir örnek vereyim. Çok kısa alalım lütfen. 2004'te, 2005'te, 2004'te de 2005'te de %13-13,5 büyüme oldu ekonomide. %13 ve 13,5'u maaşlara yansıttık. Yani cevabım budur. Eğer peki, ekonomi büyütülürse evet. Ekonomi büyütülmezse eğer maaşları artırmaya kalkarsanız Yunanistan'ın yaptığı gibi bir süre sonra memurların yarısını işten atmak zorunda kalacaksınız. Cevabınız bu. Öyle değil mi? Devam edelim. Geçit Kaymakamlığı'na kaymakamlığında 4 personel varken şimdi 10 kişi var. Belediye seçimlerine yönelik istihdam yapıldı. Söyleyin Sayın Talat'a demiş. Siz dediniz ya kurultay istihdamları yapıldı. İşte izleyiciler de diyor ki CTP'de seçim istihdamları yaptı. Nasıl yaptı? Yani yerel seçim dönemlerinde. Duyulmadan yaptı. Bilemem onu. Yani o kurultay istihdamı, bu da seçim istihdamı. Yani inkar etmeyelim. Var bunlar Sayın Talat'ın ülkede. Yok, ben onun savunuculuğunu yapamam. Çünkü tamam. Bakın bu soruları başbakana soracaksınız. Doğrudur. Bana soracağız. Değil. Bana soracağız. Değil yani, ben değilim bunun muhatabı. Tamam. Onu şimdi diyorum. Siz varsınız. Ben bilmiyorum mesela, ama bir dakika. Mesela göç yasasını da soruyor izleyici. Siz buradasınız diye size soruyor. Tamamdır, onu söylerim. Hı-hı. Söylerim, zaten cevabımı verdim. Eğer ekonomiyi büyütemezseniz bütün maaşları düşüreceksiniz. Nedir söylediğiniz? Acı reçete var. Tabii canım, öyle değil mi? Eğer derseniz ki ben o yasayla alınan, yani 2011 sonrası alınanların maaşlarını 2 ile çarpacağım derseniz, o zaman bu demektir ki bilmem kaç yüz insanı işten atacaksınız. Hı hı. Bu kadar açık ve net. Ödeyemeyeceksiniz çünkü. Nasıl ödeyeceksiniz? Yani anlamadım ben. Boşa boşta, söz boşu boşuna söz vermeyin demiyorsunuz. %85'i bu bütçenin %85'i personel maaşlarına gidiyor.
transferlere, şuna buna. Hayır, şimdi izleyicinin tepkisi de şu. Ama bir şey daha söyleyeyim, bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Bir gerçek daha var. Maaşları artıramamak dönüyor ekonomiyi de vuruyor ha. O da doğrudur. Yani maaşları artırabilirseniz, yani bu 2011'den sonra girenlerin, göç yasası diye ifade edilen ya, yasayla girenlerin maaşlarını artırmak benim için çok çok iyi bir şeydir. Çok doğru bir şeydir. Ama bütçenin kapasitesi yoksadır benim sıkıntım. Yoksa bütçenin kapasitesi buna uygunsa artırmanız lazım. Neden? Çünkü bu insanlar gidip alışveriş yapacak. Bu para piyasaya akacak. Çark dönecek. Çark dönecek. Ekonomi büyüyecek. Tabii ki doğrusu odur. Tabii ama... Ama bunu burada... yapamazsanız, bunu yapamazsanız söz vermeyin. Bakın ben hiçbir zaman bu konularda söz vermem, böyle bir alışkanlığım yok. Tamam Sayın Tarat, da izleyicinin de sorduğunu anlamamız lazım biraz. Şimdi tabii anlıyorum. UBP bu yasayı geçirdiğinde pankartlarla yürürseniz... Ben yürümedim. Sizin için demiyorum Allah zaten. Allah aşkına ben yürümedim. Sizin için demiyorum tamam. Zaten. Siz de göreve geldiğinizde insanlar da size der ki beraber yürüdüydük tamam, bu yollarda olabilir. Değiştir. Bu sorunun muhatabı da ben değilim. Tamam. Ben yürümedim. Tamam, biliyorum biliyorum. Yürümedim. İyi akşamlar. Herkesin bir derdi var. Bizimki ise 2006'dan beri kamuda çalışıyoruz ama ne zaman katrolanacak? Katrolanacak. Bak gördün mü? Bilemiyoruz. Biz ne olacağız demiş. Az mı önemli bu soru, bu sorun? Yani bak. Ben geçen gün bir devlet dairesine gittim. 4 kişi otururdu bangoda. Yani hizmet verilebilecek yerde. 4'ü de geçici. Gördün mü? Gördün mü? Ne sorunlar var? Tabii. Devam. Yani 2011 sonrası istihdam edilenlerin sorunu değil sadece sorun. Çok sorun. Hepimizin sorunu. İşsizlerin de sorunu yok mu canım? Özeldekilerin? Tabii. Hepimizin var. Yani bu sorunları göz kapayıp Kıbrıs Türk Hava Yolları mağdurları ve göç yasası mağdurları ve kas çalışanları ile sınırlayamazsınız dertlerini bu ülkenin. Bu ülkenin çok derdi var. Ha, onlar da derttir. Dert değildir demiyorum. Ha, yanlış anlaşılmasın. Ama yani İşsizler var, özel sektörde çalışanlar var, dediğiniz gibi geçiciler var. Yani çok var insan. Bu kas çalışanlarına bugün kas çalışanları bana geldi. Haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz? Tabii ki yapıldı. Yani bu insanların yani 64 tanesi örneğin bana bugün bir grup geldi. Diyorlar ki biz 4 yılda 3 defa işten durdurulduk. Evet. Haçana ve, bir diyor. Her başladıklarında da daha düşük maaşla tabii, başladılar. Tabii. Ha. Şu anda kasta çalışanlar da var ama onlar Kıbrıs Türk Hava Yolları'ndan gidenler değilmiş zaten. Ben işin evet. kısmını bilmiyordum. Bugün onu da öğrendim. Ve dedim ki kendilerine siz derdinizi bana göre eksik anlattınız o zaman. Daha doğru anlatın. Daha teferruatlı anlatın. Anlaşılabilecek şekilde anlatın. Peki. Yani sorun çok, onu demek istiyorum. Devam edelim. Sayın Talat'ın devir teslim töreninde saraydan gönderiliş tarzını kendime yediremiyorum. Hep içimde ukdedir demiş Çetin isimli bir izleyicimiz. Sizin de ukde midir? Benim için geçti artık. Geçti. Yani. Peki. Geçtiğimiz hafta Sayın Levent buradaydı. Sayın Şener Levent. Bak keşke hazırlatsaydım onu çocuğa Mehmet'e ve izleseydik onu birlikte. Ve size karşı olan her zamanki eleştirilerinizi sıralarken, daha doğrusu size değil her yere, herkese sizinle ilgili enteresan bir şey söyledi. Dedi ki Sayın Talat ne diyor biliyor musun Mustafa dedi bana. Siyaset yaparsan, politika yaparsan tabii ki yalan söylemeyi de bileceksin dedi. Dedi bana. Ben de dedim ki Sayın Talat böyle bir şey düşünse bile söylemez. Buna cevap vermek ister misiniz? Arşivinde varsa çıkartsın. Güzel. Ne diyeyim Sayın, yani? Sayın Levent'e de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Eğer arşivinde varsa çıkarsın yayınlarız onu biz. Tamam. Buradan. Sayın Talat Cumhurbaşkanlığını bir kenara bıraktınız. Cumhurbaşkanlığını bir kenara bırakınız. Çok aday olmak istediniz, olamadınız. İntikam hırsı sizi de CTP'yi de bitirecek demiş. Mesajlarımızı da böylece bitirmiş. Ayıp ediyorsun. Olduk. Ayıp ediyorsun diyorum o izleyiciye. Benim kimden intikam hırsım var ki? İntikam kısmını bilemem. Kime? Katılmam da ona ama birinci kısmı isterdiniz yani Cumhurbaşkanı olarak. Çok isterdim. Çok. Çok isteseydim
Çok isteseydim adaydım bugün ya. Hiç olur mu Allah aşkına, yapma. Bence ya. Artık çok hırpalandığını CTP'nin adayının düşündüğünüz ve kazanamayacağını düşündüğünüz için geri çekildiniz. CTP'nin hırpalanmaması için geri çekildim ben. Öyle demediniz ama. Öyle dedim. Çıkan aday hırpalanmış aday olacaktır dediniz. O yüzden çekildiniz. Ne dedim? Siz öyle demediniz. Çıkan aday entrikaların adayı olacaktır dediniz. O yüzden çekildiniz. Ya kardeşim, CTP'nin gördüğü zararı artık gördüm. Tamam. O yüzden çekildim. Tamam. Entrikaların adayını söylediğimde daha çekilmediydim. Tamam, ben de şunu söylüyorum. Anlatabildim. Anladım. Yani ben açıkladım. CTP'nin bak. CTP'nin adayının bak ben, kazanamayacağını ben, düşündüğü için çekilmiş olabilir misiniz? Hayır efendim. Hayır, öyle bir ben şey ben Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne neden çekildiğimi bildirdim. Tamam. Benim yani bu konuda benim bir tereddüdüm yoktur. Ben eğer çok isteseydim aday olurdum. Burada bir sorun yoktu. Yani parti örgütünün çok büyük çoğunluğu, delegelerin çok büyük çoğunluğu Talat'ın aday olmasını istiyordu. Doğru, doğru. Ben çekildim. Yani hiç olur mu öyle bir şey? Ben partinin içindeki sıkıntıları gördüm, yaşadım, görünce bunun doğru olmayacağını düşündüm ve ben çekildim. Ne intikamı, ne münasebet. Yok, intikam kısmı tamam, o ayrı. Yani yanlış değerlendirme. Anlaşılan yani beni bana çok karşı olan birisi. O yüzden böyle yorumlar. Olabilir, yani. Olabilir. Tabii, olur tabii. Sayın Talat Cumhurbaşkanlığına aday değil madem ben de oy kullanmayacağım demiş. Yanlış yapacak. Eğer Talat'a oy verecekse adres bellidir. Neresidir? Tabii ki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin adayı. Peki. Sevgili izleyiciler, çok çok teşekkür ediyoruz mesajlarınız için. Her zamanki gibi inşallah bu akşam hepsini okuyabildik. Çünkü durdurdum erkenden okuyalım diye. Sayın Talat, son olarak da biraz Kıbrıs konusuna girelim ve programımızı bitirelim. Bugün Rum Ulusal Konseyi'nin almış olduğu kararlar vardı. Dilerseniz eğer hızlı hızlı onları bir okuyayım izleyicilerimizle. Öyle yap çünkü ben de izlemedim. Güzel. O zaman size de bir kez daha okumuş olalım ve daha sonra sizin değerlendirmenizi alalım. Sevgili izleyiciler, bugün Rum kesiminde Rum Ulusal Konseyi toplantısı yapıldı ve toplantının ardından alınan kararlar açıklandı. Şimdi o kararların neler olduğunu okuyalım ve Sayın Talat'ın değerlendirmelerini alalım. Hem de bu kararları öğrenemeyen, izleyemeyen izleyicilerimiz varsa onlar da dinlemiş olsun diyelim. Ulusal Konsey toplantısının ardından alınan kararlar 1. Avrupa Konseyi'ne Türkiye'nin gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili resmi şikayette bulunulacak. Avrupa Konseyi'nin Türkiye'yi resmen kınaması istenecek. 2. Avrupa Birliği üyeliği yapıcı ve stratejik bir şekilde kullanılacak. 3. Türkiye ile AB'nin yaptığı müzakerelerde yeni başlıkların açılması engellenecek. 4. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne nasıl oraya taşıyacaklarına ilişkin seçeneklerin gözden geçirilmesine karar verildi. 5. Rum Başsavcı şu anda Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgede faaliyetlerine dahil olan kişiler ve şirketler ile ilgili yasal işlem başlatacak. 6. Diplomatik ilişkiler yoluyla ne yapacaklarını gözden geçirecekler. 7. Birleşmiş Milletler Hukuki İşler Ofisi'ne bağlı Deniz ve Okyanus Hukuku Birimi'ne resmi şikayette bulunulacak. Ve 8. Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne de resmi şikayette bulunacakmış Rum tarafı. Yani çıkıp bunlara şimdi Türkiye'nin yani, öyle elinizden geleni ardınıza koymayın demesi yakışmaz. Yani şimdi her yere şikayet edecekler. Evet. Başka ne yapabilirler ki zaten? Başka ne yapabilirler? Bakın, mesele şudur. Bir kere hiç kimse doğal kaynaklarda Kıbrıslı Türklerin hakkı yoktur demiyor, diyemiyor. Evet. Bunu kimse söyleyemiyor. Rumlar dahil. Evet. Ama onlar ne diyorlar? Çözümden sonra diyor. Onlar diyorlar ki çözümden sonra. Ama çözümden kaçarak Kıbrıslı Türklerin hakkını da gasp edebiliyorlar. İsterlerse.
Bugüne kadar çözümü sağlayacak en büyük fırsat Annan Plan referandumuydu. Evet. Hayır dediler. 2010'a kadar sürükledik. Hristofias'la epey ilerlemede de bulunduk. Doğal kaynakların nasıl, kime ait olduğunu, kimin sorumluluğunda olacağını, federal düzeyde olacağını da kararlaştırdık. 30 küsur yakınlaşma kağıdı hazırladık. Epeyce ilerledik. Ama yetiştiremedik. Kıbrıs Türk'ü ne yazık ki kim gelse aynıdır propagandasına yenildi. Ve nasıl olsa Eroğlu da çözüm sağlayabilir diye düşündü ve Eroğlu'nu seçti. Eroğlu seçildikten sonra her şey çöktü. Bir tek adım atılamadı. Hiçbir adım atılamadı. Ve sonuçta bu noktaya kadar geldik. Ama Kıbrıs Rum tarafı da bu dönemde çok olumlu davranmadı. Çok ılımlı davranmadı, çok çözümcü davranmadı. Mesela o zaman bana nasıl karşılıyor? Bak, o zaman bana hayır, Kıbrıslı Türkler haklarını ancak çözümden sonra alırlar. Hakları var ama çözümden sonra alırlar deme hakları yoktur. O zaman Kıbrıs Türk tarafının da haliyle tedbir alması, hakkını istemesi, hakkını savunması hakkıdır. Tabii ki. Bunu kimse inkar edemez. Masadan kalkmalarını ama, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ama Kıbrıs Türk'ü uluslararası hukukun dışında olduğu için ve kapasite olarak da güçlü olmadığı için Türkiye'den yardım istedi. Türkiye'nin Kıbrıs Türk'ünün haklarını korumasını istedi ve bununla ilgili bir de protokol yaptı. Resmi yollardan Bakanlar Kurulu'nda bu protokolün gereğini yerine getirdi. Ve Türkiye'nin Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde Kıbrıslı Türklerin hakkını aramasını istedi. Yapılan o. Tabii. Şimdi bunun tamamen yasa dışı olduğunu iddia etme hakkı yok ki Kıbrıs Rum tarafı. Size göre gemiler geri çekilmeli mi Sayın Ferhat? Gemiler geri çekildi demek. Çekilmeli mi? Çekildi demek haklarımızı aramayacağız demektir. Teslimiyettir yani o. Haklarımızı aramayacağız demektir. Peki. Yahu kabul ettik demektir. Kıbrıslı Rumlar yapacak bunu. Onların egemenlik hakkıdır. Biz daha onlar şey yapacak. Biz bir şey istemiyoruz demektir. Çözüme de gelmiyor. Sayın, artık hiç gelmez. Sayın Eroğlu'nun çağrılarına bile cevap vermiyor olumlu. Allah aşkına. Ki biz hepimiz biliyoruz ki Sayın Eroğlu çözümden yana değil ama çıkmıyor Rum lider Sayın Eroğlu'nun çözümden yana olmadığını ispat etsin hiç olmazsa. Onu da yapmıyor. Belki de çıksa, tamam dese, o da esnek davransa belki de Sayın Eroğlu çözüme evet demek zorunda kalacak belki de. İstemese bile yani onu diyorum. Anlıyorum. İstemeyebilir ama kabul etmek zorunda kalabilir. Bu da mümkündür. Niye zamanında Makarios istemiyordu? Mecbur oldu, imzaladı. Değil mi? Peki. Toparlamamız lazım. Şimdi bir dakika toparlayayım. Buyurun. Yani dolayısıyla ben diyorum ki Kıbrıs Türk liderliği çözüm istemese de Kıbrıs Rum liderliğinin çözüm konusunda istekli olmadığı da ortada. Çözüm istemeyerek Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp etmeye devam etme hakkı da yok. O yüzden masadan kalkma yerine bana göre sismik araştırma gemisi geldi, askeri gemiler geldi diye yapılması gereken doğru şey çözüme konsantre olmak, müzakereye konsantre olmak ve çözüme ulaşmaktı. Eğer çözümü istemeyen Kıbrıs Türk tarafıysa bunu teşhir etmekti. Yok ki masadan çekilmek. Yani dolayısıyla masadan çekilmek çözüm istemekle veya
Münhasır ekonomik bölgede Türkiye'nin araştırma yapmasını istememekle bağdaşmaz. Doğru olanı masaya daha da konsantre olmak ve çözümü bulmaktı. Rum tarafı bunun tersini yaptı. Peki. O yüzden yani masum değil hiçbiri. Tabii bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Eğer müzakereler yolunda gitseydi, çözüm konusunda ilerleme olsaydı. Bu iş böyle olmazdı. Bu da böyle olmazdı. Doğru. Onu da söyleyeyim. Doğru. Burada Türk tarafının da sorumluluğu var yani. Peki. Sorularıma cevap vermiş oldunuz böylece, hem masadan kalkma hem gemiler konusuyla ilgili. Şimdi siz, çok teşekkür ediyorum size. Yıllardan beridir gelip bana hep konuk oluyorsunuz. Sağ olun, var olun. Her geldiğinizde de bir soru var ki onu size soruyorum. Şimdi gene soracağım. Ha, ama hayırdır. Yıllar, aylar, yıllar da hep geçiyor. Hala daha çözüm olacağına inanıyor musunuz? Vallahi inanırım. İnanmasam bu kadar heyecanlı olmam. Gerçekten. Gerçekten. Gerçekten inanıyorum. Niçin inanıyorum onu da söyleyeyim. Çünkü Kıbrıs Avrupa Birliği'nin bir parçasıdır. Evet. Bir toprağıdır. Ve Avrupa Birliği'nin bölünmüş bir Kıbrıs'a daha çok uzun yıllar tahammülü olamaz, bir. İkincisi, Kıbrıs'ın bölünmüşlüğü, daha doğrusu Kıbrıs sorununun devam etmiş olması Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini zehirlemeye devam ediyor. İki, sadece Avrupa Birliği macerasına değil, uluslararası ilişkilerine de zarar veriyor. İki, ve bir üçüncüsü, Kıbrıs Türk'ü uluslararası hukukun dışında kalmış olmanın acısını her gün artarak çekiyor. Bu da Kıbrıs Türk'ünü çözüm yönünde daha da kalıcı bir düşünce yapısına doğru itekliyor. Ve dördüncüsü, Kıbrıs Rum tarafı da öyle çok rahat olmadığını, gerek denizlerdeki araştırma yapmanın bir bedeli olacağını, gerekse yani gazdan yararlanarak yararlanmak için, gerekse ekonomisini ayağa kaldırabilmek için onun da çözüme ihtiyacı olduğu, çünkü çözüm olmazsa gazı da doğru dürüst değerlendiremeyeceğinin bilincine varıyor. Dört. Bütün bunlar çözümü zorluyor ve çözüm mutlaka olacak. Peki. Belki hemen değil ama olacak. En azından bu programda da bu soruyu sormuş, bu cevabı almış olalım sizden. Çok teşekkür ediyorum Sayın Tarak. Ama sevgili izleyiciler, mesajları durdurunuz dedik. Ve başka okumayacağız değil mi? Dinlemedi dedik. Ama ama bir mesaj var ki onu okumam lazım. Pardon. Bana demiş izleyici. Sayın Mustafa Bey, bir de Mausa Devlet Hastanesi'ndeki yolsuzluğu da gündeme getirseydiniz, yoksa meslektaşınız mı diye gündeme getirmiyorsunuz, teşekkür ederim demiş. Şimdi bu izleyiciye söyleyeceğim var. Birincisi, benim bu yolsuzluktan haberim yok. İkincisi, ben bu programda Er Meydanı'nda Şener Levent'ten Zorlu Töre'ye kadar herkesten program yaptım. Hiç kimseyi de kayırmadım. Ne meslektaşımı kandırırım, ne de bir siyasiyi kayırırım. Hangisinin doğru olduğuna inanırsam desteklerim, hangisinin yanlış olduğuna inanırsam da eleştiririm. Hiç kimseden de sakınmam. Bu yolsuzlukla ilgili de izleyicimiz önce beni aydınlatsın, nedir ne değil. Doğru olduğundan emin olursam gerekeni söylerim, kim olduğuna da bakmam. Bunu bir kere bir ortaya koyalım, çünkü başka türlü bu programı yapamazdım zaten ben. Yani bu kadar çok mesaj alan, bu kadar çok ilgi gören bir program olduysa eğer bu, bu tür bir program yaptığımızdan dolayı olmuştur. Onu bunu gayırdığımızdan dolayı olmamıştır. Ya bizi tanımıyor bu izleyicimiz, ya da yeni yeni izlemeye başladı herhalde. Rica ediyorum kendisine, bizi aydınlatsın. Doğruysa, gerçekse biz her şeyin üzerine gideriz. Kimsenin adamı değiliz. Kimseyi de gayırmayız, kandırmayız. Gerçek neyse onu savunuruz diyelim. Sayın Tarat'a da bir kez daha çok teşekkür edelim. Teşekkürler. En kısa zamanda yeniden sizi aramızda görmek istiyoruz Sayın Tarat. Zaten artık belli ki tempo yükselecek. Hele bu Cumhurbaşkanlığı seçimleri gelsin geçsin. Bakalım sizi de nerelerde görebileceğimizi de aslında bir değerlendirmemiz lazım bizim de. Acaba başbakan mı olacaksınız? Genel başkan olup orada partiyi mi toparlayacaksınız? Pek sır verip sır vermiyorsunuz bu konuda. Konuştuk ama. Bu konuyu, sır meselesi değil.
Zamanı, süreç belli edecek. Süreç belli edecek diyorsun. Evet. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, sizlere de katkılarınızdan, mesajlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Bir cümle söyleyip programı öyle kapatayım. Tabii ki gelecek hafta salı akşamı yine 20.30'da sizlerin karşınızda olacağız. Ama bu programı da 5 gün önce doğan kızım Hayat'a ithaf ediyorum. Ve bu akşamki programı böyle kapatıyorum. Hepinize iyi akşamlar diyorum efendim. Hoşça kalın.